Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İşte bu, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. 18 tane peygamber sayıyor Cenab-ı Hak burada. İşte burada İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Musa, Yusuf Aleyhisselam, Musa, Harun Aleyhisselam. Ondan sonra Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyasa, Yunus, Lut. Bütün bunları sayıyor. Mesela İsmail Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak hangi kitabı indirmiştir? Söyler misiniz? Kitap indirmemiş olarak biliyoruz değil mi? Ya da Zekeriya Aleyhisselam'a ya da Yahya Aleyhisselam'a. Mesela bugün Sabiler vardır. Sabiler Yahya Aleyhisselam'a inandıklarını ve ona inen kitaba inandıklarını söylerler. Gerçekten Yahya Aleyhisselam'a bir kitap inmiş mi? Değil mi? Öyle değil mi? Ne diyorlardı adına? Ginza diyorlardı. Yani kenz kelimesinden geliyor. Şimdi Allah-u Teala ondan sonra diyor ki وَمِنْ آبَائِهِمْ bunların babalarından Lut Nuh Aleyhisselam'ın babaları derken kim olur? İdris Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a kadar çıkar değil mi? Ondan sonra وَدُرِّيَاتِهِمْ soylarından kime kadar iner? Muhammed Aleyhisselam kimin soyundan? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan değil mi? Ona kadar indi mi? Ondan sonra diyor ki ve ihvanihim ve kardeşlerinden. Kardeşler derken artık hiç adını bilmediğimiz kim bilir ne kadar peygamber. Burada sayılmamış bir peygamber kalıyor mu? 18 peygamberi saydı. En üstte Nuh Aleyhisselam, en aşağıda yani en son gelen İsa Aleyhisselam burada sayılanlar. Babalarından dediğiniz zaman Adem Aleyhisselam'a kadar çıktı. Zürriyetlerinden dediğiniz zaman peygamberimize kadar gitti. Kardeşlerinden dediğimiz zaman da bizim nebi olarak işte 124 bin tane midir, 224 bin tane midir diye rivayet edilen nebilerin tamamı buraya girmiş oluyor değil mi? Ondan sonra da diyor ki Allah-u Teala burada اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ İşte bunların tamamına kitap verdik. Bunlar kendilerine kitap verdiğimiz, hüküm ve hikmet ve nübüvvet, nebilik verdiğimiz kimselerdir. Bir, bunların hepsine kitap vermiş. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Ondan sonra bunların hepsine hüküm yani hikmet vermiş. Ondan sonra nübüvvet, nebilik vermiş. Hepsine. Şimdi hepsine hem kitap inmiş hem hikmet inmiş. Şimdi hüküm ve hikmet ikisi de mastardır. Arapça bilen arkadaşlarımız için söylüyorum. Hikmet mastar binayı ne'udir. Yani bir çeşit hüküm demektir. Hükmün doğrusu da vardır, yanlışı da vardır. Ama hikmet olursa yanlış olmaz. Doğru hüküm demek olur. Şimdi bütün peygamberler Allah-u Teala kitap vermiş, hikmet vermiş. Peki
Ve en son ve şunu da söylüyor Cenab-ı Hak. Ali İmran 81'de diyor ki: "Sözbillah. Ve iz ahadallahu mitaqan nebiyyin." Allah nebilerden misak aldığı zaman, kendilerine kitap verilen kişiler var ya, bak gene tekrar ediyor. Diyor ki: "Estağfirullah. Lema ateytukum min kitabin ve hikme." Size bir kitap ve hikmet veririm de. Bu kitap ve hikmeti kime veriyor? Nebilere, değil mi? Bizim geleneğimizde nebiye kitap verilmez, resule verilir. Ama ayetlerde bunu söylüyor. "Lema ateytukum min kitabin ve hikme." Size kitap ve hikmet veririm de. "Thumme ca'akum rasulun." Sonra size bir resul gelir. "Musaddikun lima ma'akum." Sizinle beraber olanı tasdik eden bir resul gelirse, "la tu'minun nebihi ve la tansurunne." Ona mutlaka inanacaksınız ve yardımcı olacaksınız. "Gale akrartum ve akhadtum ala zalikum usri." Diyor ki, kabul ettiniz mi? Buna benim o sizin sırtınızı çatlatacak ağır yükümü sırtlandınız mı? Isır kelimesini. "Gale akrarna." Evet, kabul ettik derler. İyice içimize sindirdik. "Gale feşhedû." Cenab-ı Hak diyor ki, şahit olun. "Ve ene ma'akum mineşşâhidin." Ben de sizinle beraber şahit olanlardır. Çok ağır bir yük. Nedir? Son bir Resul geliyor. Onların yanındaki kitabı ve hikmeti tasdik edince mutlaka inanmaları gerekiyor. Şimdi bir parantez. Bizden alınan bir ısır var mı? Böyle ağır bir yük altına biz girdik mi? Cenab-ı Hak bize şöyle bir dua yaptırıyor. "Rabbena ve la tuhammilna ısran kema hamelte ve alellezine min kablina." Ya Rabbi, bizden öncekilere yüklediğin o ısrı bize yükleme. Yani bizim yeni gelen bir peygambere inanma gibi bir yükümlülüğümüz yok. Çünkü son nebi artık. "Ve hatemen nebiyyin" diyor. Nebilik bitti artık. Yeni gelecek bir şey yok. Şimdi bütün peygamberlere kitap ve hikmet verilmiş. Bizim peygamberimize de verilmiş. Peki kitabı anladık, Kur'an-ı Kerim. Peki hikmet ne demek? Bize peygamberimizin öğrettiği hikmet ne? Hikmet işte hüküm demektir. Hüküm, hüküm nedir? Hüküm değişik şeylerden. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir açıklama metodu vardır. Bunun metodun detayı işte bizim internet sitelerimizde bulabilirsiniz. Dışarıdaki doğru bildiğimiz yanlışlarda da kısa bir özeti var. Ve bu metoda göre yüzlerce yapılan araştırma internet sitelerimizde bulabilirsiniz. Allah-u Teala bir muhkem ayet, yani hüküm ifade eden ayet indirir. Bir de o ayeti açıklayan, ona benzeyen bir ayet, yani müteşabih ayet indirir. O iki ayet birbirini açıklar, ondan sonra onu açıklayan iki ayet öyle gider. İşte bütün bunlardan ortaya çıkan bir hüküm vardır. Onun adı hikmettir. Yani Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış olan hükümlerin adı hikmettir. Şimdi olayın bu tarafını bilmediğiniz zaman Kur'an'dan çıkarılan hükmü, hikmeti bilmediğiniz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu şeyleri anlayamıyorsunuz. Yani hadisleri koyacak yer bulamıyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi şurada bir kağıt var. Kağıt mendil var. Tabiatta bir kağıt mendil var mıdır? Bir yere gitseniz, tabiatı, dünyayı dolaşsanız kağıt mendil üreten bir tarla var mı? Peki bu nereden alındı? Tabiattan alınan maddelerle yapıldı. Birisi yaptı yani. İşte hikmet bir bardak çay gibidir. Birisi bir yerden bir su getirir. Birisi bir başka yerden çay otunu getirir. Birisi ateşini bulur. Birisi şunu. Bir de bilen bir kişi bunları birleştirir ve çay yapar, içersiniz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri onun Kur'an-ı Kerim'den çıkardığı hükümlerdir. Dolayısıyla Kur'an'dan ayrı bir şey değildir. Peygamberimiz Kur'an'ın dışında hiçbir şeyi bize öğretmez.
Şimdi bunu bilemediniz mi? Bunu bilemediniz mi? Anlayamazsınız meseleyi. Zannedersiniz ki Kur'an-ı Kerim başka bir şey söylüyor. Peygamberimiz başka bir şey söylüyor. Bu defa ikisi arasında kalırsınız. İkisi arasında kaldığınız zaman da hangisine uyacağınıza şaşırırsınız. Mesela bir giriş olsun diye kısa bir örnek vereyim. Hac'da Safa ile Merve arasında say meselesini bilirsiniz. Hacca gidenleriniz ya da umreye gidenleriniz Safa ile Merve arasında say etmenin hükmü nedir? Nedir? Farz mı? Vacip mi? Vacip. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Peki Şafii'ye göre rükündür, farzdır. Peki bunun ayeti hangisidir Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah inne safa vel marvete min şa'airillah femen haccel beyte ve i'temar felâ cünâhe aleyhi en yattavfe bihima. Safa ile Merve Allah'a kulluğun şiarlarındandır. Yani simgelerindendir. Sizden kim o beyti hac eder, yani hac için gider beyti tavaf eder ya da umre için gider beyti tavaf ederse bu ikisi arasında sa'y etmesinde ona bir günah yoktur. Bu ikisi arasında Safa ile Merve arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur. Günah yoktur sözünden vacip çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmaz. Yani yaparsan günahın yok. Hatta sevap var mı tartışırsınız. Şiardır diye dersiniz ki sevap olabilir. Ama öte taraftan bakıyorsunuz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir hadis var. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَسَعَوْ Allah size sa'yı farz kıldı. Sa'y edin diyor. Ayette yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz kıldı diyor. Ne yapacağız şimdi? Nasıl oluyor yani? Peygamberimize ayrı bir vahiy mi geliyor? Ne oluyor yani? Allah ayeti kerimede günah yoktur diyor. Peygamber diyor ki Allah size farz kıldı. Şimdi bizim mezhepler ne yapıyor? İmam Şafii diyor ki El-Üm'de eğer Peygamberimizin bu hadisi olmasaydı bu ayete baktığımız zaman Safa ile Merve arasında sa'y etmenin mubah olduğunu ancak söylerdik. Yani sa'y edersen olur. Günahın yok. Ama madem Peygamberimiz diyor ki Safa ile Merve arasında sa'y etmeyi Allah farz kıldı, o zaman bir adım eksik sa'y yapan kişinin haccı da umresi de olmaz diyor. Peki ya Şafii, hani sen demiyor muydun ki kitapta bir hüküm yoksa sünnete giderim. Niye sen kitabı bıraktığında sünnete gittin? Hani açıkça diyorsun ki bu şeyde yani açık, kendi açık ifadesi diyorsun ki bu ayet-i kerimeye bakarsak sayın mubah olması gerekir ama madem Peygamberimiz böyle dedi o zaman bir adım eksik yaparsa haccı da umresi de olmaz. Aynı şeyi Hanbeli ve Malikiler söylüyor. Dolayısıyla say haccın ve umrenin rükünlerinden bir rükündür. Eksik olursa olmaz. Delilin hadisi şerif. Peki ayeti nereye koyacaksın? O zaman şu ortaya çıkıyor. Es-sünnetu kadiyetun alel kitab. Yani sünnet son sözü söyler, Kur'an değil. O zaman tüm sistem alt üst oluyor. Hanefiler de şunu söylüyor, diyorlar ki, mesela Mebsut'ta bu ayeti kerimeye baktığımız zaman Safa ile Merve arasında sa'y etmenin vacip olduğuna dair bir hüküm çıkaramayız. Peygamberimizden gelen bu hadis de ayete aykırı. Buna da bakamayız diyorlar. Ayette gitti, hadiste gitti.
Peki bize göre say vaciptir diyorlar. Peki niye? Çünkü diyorlar bu konuda icma vardır. Güzel de sizin vacibinizi söyleyen bir tane alim var mı ki sizin vacibiniz üzerinde icma olsun? Çünkü Hanefilerin vacip anlayışında olan bir başka kimse yok. Onlar farzla sünnet arasında bir şey yapıyor. Çünkü diyor ki sahi yapmazsa kurban kestiği mi kurtulur diyor. Peki bunu söyleyen kimse var mı? Nereden? Delil ne? Ayeti de bıraktın, hadisi de bıraktın, olmayan bir icmaya dayanarak diyorsun ki vaciptir. Öyle bir şey söylüyorsun ki bu sadece sende olur, başka birisinde olmaz. Böyle bir icma mı var? Peki bu kafa karışıklığı nedir bu? Hadi çıkın bakayım işin içinden çıkabilirseniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi yetkiyle diyor ki Allah sahi farz kılmıştır şeydi, hangi ayette bildiriyor? Ha, biz yanlış yaklaştığımız için Kur'an-ı Kerim'e bu hükümleri göremiyoruz. Yani şimdi mesela ben kendi hayatımı hatırlıyorum. Erzurum'da doğduk, büyüdük. Köye sadece yaz aylarında giderdik. Ben şeyden, köyde tarlada bir şeyler yetiştirdiklerini görüyordum. Fırından aldığım ekmeği birkaç kere evin bahçesine ektim. Anneme göstermeden. Bahçede bir yer açtım, toprağı. İçerisine koydum, hiç bitmedi. Şimdi köydeki gibi, buğday gibi şey gibi bitecek zannediyorum. Bir türlü bitmedi. Sonra bir gün baktım ki Allah Allah, ben fırıncı o ekmek pişirdikleri yere girdim, baktım ki bu başka bir şey. Şimdi işin usulünü bilmezseniz şaşırır kalırsınız. Mesela birisinin çay yaptığını görmezseniz zannedersiniz ki çay bir dereden geliyor. Yani Allah bu çayı böylece yaratmış zannedersiniz. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i nasıl açıkladığını şeyde bize bildiriyor. Hud suresinin ilk ayetlerinde bir genel bir özet veriyor detaylara girmeden. Diyor ki Estağfirullah Elif Lam Ra Kitabun Uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, hüküm ifade eden ayetler kılınmıştır. Sonra da hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani kendisi tarafından. Allah kendisi açıklamış. Peki ya Rabbi, açıklamayı sen niye yapıyorsun? Ella ta'budu illallah. Lella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye açıklamayı ben yapıyorum diyor. Çünkü açıklamayı ben yaparsam haşa kendimi Allah'ın yerine koymuş olurum. Siz benim yaptığım açıklamayı Allah'ın açıklaması zanneder uyarsınız, Allah'ın yanında bana da ibadet etmiş olursunuz. Onun için son derece tehlikeli bir sahadır. Allah kitabını açıklama yetkisini hiç kimseye vermemiş. Peki peygamberimize vermemiş mi? Hayır. Peygamberimizin görevi ne? İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben sizin için Allah tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeci. Onlar rolü belli. Peki öyleyse buna nasıl bakacağız? Demek ki inne safa vel marvete min şa'airillah ayetini açıklayan bir başka ayet mutlaka var. Olmak zorunda. O ikinci ayete bakmadan hüküm çıkaramayız zaten. O iki ayet arasında da benzerlik yaratmış Allah. Buna da teşabih deniyor. İki ayet birbirinin müteşabihi. Bizim gelenekte müteşabih anlaşılmayan ayet demektir. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih anlatan 8 tane ayet var. Tefsirciler bunun 7 tanesine biri diğerine benzeyen manası vermiş. 8.sine hiçbir şeye benzemeyen manası vermiş. O zaman çık işin içerisinden çıkabilirsin. Şimdi İnne's safa, estağuzubillah, inne's safa ve'l marve min şa'airillah.
Safa ile Merve Allahü Teala'ya kulluğun nişanelerindendir. Femen haccel beyte vi'temar. Kim o beyte hacca ya da umre için o beyti tavaf ederse fela cünahe aleyhe en yattavufe bi'ma. Bu ikisi arasında sahi etmesine bir günah yoktur. Neden Cenab-ı Hak böyle söylemiş? Çünkü Safa tepesinde Nail'e, Merve tepesinde İsaf adında birer tane put var. Cahiliye döneminde hac ve umre için Kabe'yi tavaf edenler o ikisi arasında gidiyorlar. O tepeye gittiği zaman o puta, bu tepeye gittiği zaman bu puta saygı duyuyorlar. Müslümanlar da bu sayin bundan dolayı yapıldığını düşünerek sahi etmiyorlar hac ve umrede. Yani bunu putperestlik olarak görüyorlar. Günah sayıyorlar. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki Safa ile Merve, siz o putlara ne bakıyorsunuz? Bunlar Allah'ın şairi. Nasıl Kabe'nin etrafında putlara bakmadan tavaf ediyorsanız burası da öyle. Putlardan size ne diyor? Bunlar Allah'a ibadetin simgeleridir. Kim bu ikisi arasında hac ve umre için şey yaparsa bu ikisini sahi etmesinde günah yoktur. Yani o günah fikrini ortadan kaldırdı. Bu bize neyi öğretti bu ayet? Müslümanların umre yaptıkları zaman ne yaptıklarını anladık bu ayetten. Sadece Kabe'yi tavaf edip evlerine gittiklerini öğrendik. Safa Merve arasında sahi etmediklerine göre. Haccı bir kenara bırakıyorum şundan dolayı. Onun efali çok. Ama umre hemen kısa yoldan düşünebileceğimiz bir şey. Sadece Kabe'yi tavaf ediyor, gidiyor. Safa Merve arasında sahi etmiyor. O zaman sadece bir rükün yapıyor. İkinci rükün yok. Peki bunu açıklayan ikinci bir ayete bakmak zorundayız. O ayette bu işi anlatan, umre ile haccı bir arada zikreden ikinci ayette şu. Estağfirullah. Ve etimmu el hacce vel umrete lillah. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eksik ne? Öbür ayetin delaletiyle eksik olan ne? Neyi yapmadılar? Sahi yapmıyorlardı değil mi? Tamamlayın emri nedir? Farz ifade etmez mi? Şimdi öbür ayet eksikliği söyledi, bu ayet tamamlamayı emretti. Şimdi peygamberimizin اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَسْعَوْ sözü bu iki ayetin içinden çıkmıyor mu? O zaman peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'den ayrı bir şey söylememiş ki. Kur'an'ın emrini söylemiş. Ama bakın tefsir kitaplarına ki şu etimmu el hacce vel umrete ayeti kelimesini açıklayan birisini bulabiliyor musunuz? Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği metodolojiye göre hareket edilmiyor. O metoda göre hareket etmediğiniz zaman hadisi şerifi koyacak yer bulamıyorsunuz. Kitap ile sünnet arasında irtibat kopuyor. Ondan sonra hangisine uyacağınızı şaşırıyorsunuz. Şimdi onlardan bir tanesi de bu akşam asıl size anlatacağım. Yani bu kısa olduğu için bir giriş olsun diye anlattım. Asıl anlatacağım şu. Hep şunu söylerler. Kur'an-ı Kerim'e gelin dediğimiz zaman hep duyduğumuz şudur. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de her şey var diyorsunuz ya, namaz rekatları var mı? Değil mi Mehmet Hoca? Öyle diyor. Namazın kılınışı var mı? Hadi bakalım. Efendim, zekat nisapları var mı? Kardeşim, bunların hepsi var. Da onun usulünü bilirsen var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri birleştirerek, yani bir çay yapar gibi hükümleri ortaya koymuştur. Nasıl tabiatta çay yoksa Kur'an-ı Kerim'in içinde de peygamberimizin sözleri yoktur. Bulamazsınız onu. Ama nasıl çayın bütün parçaları tabiattan alınmaysa peygamberimizin sözlerinin bütün parçaları da Kur'an'dan alınmadır. Tamamı Kur'an'dır. Kur'an'dan alınmadır. Dolayısıyla işte mesela اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِيَ ifadesi yok. Allah size sahi farz kılmıştır, sahi edin diye bir ifade yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama ayetleri birleştirdiğiniz zaman Allah'ın emrettiği metotla onu rahat, net bir şekilde görüyorsunuz. O zaman ortaya bir kitap sünnet bütünlüğü çıkıyor. Halbuki kitap sünnet ayrımı var. Kitap sünnet ayrımı olduğu zaman şimdi de düşünüyor o alim. Ya peygamberimiz bunu nereden biliyor Allah
farz kıldı. Herhalde başka bir vahiy geliyor buna. O zaman vahiy gayri meddu denen bir şey devreye giriyor. Peki peygamberimize vahiy geliyorsa, bir başka vahiy geliyorsa Allahü Teala hem ona yanlış şeyi öğretiyor hem de onu uyarıyor mu? Çünkü birkaç tane uyarı var. Olur mu öyle şey? Madem Peygamber Efendimizin bütün sözleri vahiydir, öyle diyorlar ya. Estağfirullah ve ma yantiku anil hava in huve illa vahyun yuha, delil getiriyorlar. Medine-i Münevvere'de onların çok önde gelen alimlerinden birisi kitap sünnet bütünlüğü konusunu konuşuyorduk. Dedik peygamberimizin bütün sözleri vahiydir. Delilin ne dedim? İşte o kendi havasından konuşmaz. Bütün konuşmaları kendisine yapılan vahiydir. Şu ayetin devamında okur musun dedim. Allemehu şedidul kuvva. Ayetini okurken yıldırım çarpmışa döndü, böyle bir şey yaptı. Şedidul kuvva kimdir? Ona bunu Şedidul Cebrail öğretti. Ondan sonra da vahyin geliş şekilleri bütün anlatılıyor aşağısında. Şimdi irtibatı koparıyorsunuz. Ondan sonra kendi istediğiniz şeyi Kur'an-ı Kerim'e söyletiyorsunuz. Ondan sonra da bu iş olmadı. Yine buna da benim bir hatıramı hep örnek veriyorum. Allah rahmet etsin, babamın maddi durumu yani benim çocukluğumda gayet iyiydi. Bana pahalı pahalı saatler alıyordu o zaman. Bana aldığı saati işte ilkokulda falan hemen arkasını açıyordum ve tamire başlıyordum. Parçaları söküp çıkarıyordum. Bir daha takarken birkaç tane parça artıyordu. Çünkü fazla parça koymuşlar içerisine. Ondan sonra bakıyordum ki çalışmıyor. Götürüyordum tamirciye. Tamirci diyordu ki bu tamir edilmez. Çalışmaz diyordu. Çünkü kırmışım çıkarırken parçalarını. Sonra babam sorardı. Oğlum hani sana saat aldım, yok. Baba işte falan biraz kıvranınca anlardı. Bir tane daha alırdı. Onu da aynı şekilde yapardım. Sonra saat tamir etmemeye başlayınca artık saatlerime hiçbir şey olmadı. Şimdi biz kendi kendimize bir takım yanlış işler yaparak kendi hatamızı bu defa bir ilim haline getiriyoruz. Şimdi mesela onlardan bir örnek daha. Bu akşam onu anlatacağım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarını seferiyken sürekli iki rekat kılmıştır. Akşam namazı hariç. Sürekli iki rekat kılmıştır. Peki bunun Kur'an-ı Kerim'den delili ne? Bunun Kur'an-ı Kerim'den delili olsa olsa Nisa suresinin 101. ayeti. Şimdi bu ekrana yansıyor arka tarafa. Estağfirullah ve idâ darabtum fil ard feleyse aleykum cunâhun en taksuru minassalâti in khiftum en yeftinekumul lezîne kafarû. Eğer kafirlerin sizi sıkıntıya sokacağından korkarsanız, yola çıktığınız zaman namazı kısaltmanıza size bir günah yoktur. Şimdi bu ayeti kerimeye bakarak Hanefiler diyor ki, vallahi diyorlar bu, kafirlerin sizi sıkıntıya sokacağından korkarsanız ifadesini taşıyor, bu ayetten namazın kısaltılacağı çıkmaz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'yi fethettikten sonra bile, Mekke'deyken, seferi namaz kılmış, iki rekat kılmıştır. Onun için biz bu ayeti almayız diyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarını sürekli iki rekat kıldığına bakarak seferde namazın iki rekat kılınmasını azimet sayarız. Yani yapılması gereken odur deriz. Fazla kılarsanız mekruh sayarız diyorlar. Şimdi İmam Şafii, yani Şafii mezhebinden de diyorlar ki وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ayet-i kerimesinden فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ kısmını alıyor sadece. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا işte o dönemde bir, o dönemdeki durumu anlatıyor diyor. Tarihselleştiriyor birazcık. Ondan sonra burada فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ dediği için Allah-u Teala seferde namazın kısaltılması ruhsattır, azimet değildir diyor. Peki ayetin tamamını alsana. Yok. Tamamını almıyor. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Nereden bilmiş de namazlara hep iki rekat kılmış? Seferde sürekli iki rekat kılmış. Nereden bilmiş? Bilmem ben diyor. Peki kardeşim, Allah-u Teala diyor ya, Estağfirullah, kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani kendisi Allah tarafından. Hakim doğru karar veren, habir her şeyin iç yüzünü bilen demektir. Peki o zaman siz şu ayeti Cenab-ı Hakk'ın nasıl açıkladığına bir baksanıza. Böyle bir mantık bizde, yani mevcut kitaplarımızın hiçbirisinde yok. Niye Allah-u Teala açıklıyor? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye Allah açıklamıştır. Öyleyse açıklamayı biz yapmayacağız. O zaman şu ayeti okuyalım. Bakalım Allah-u Teala nasıl açıklamış bu ayeti, değil mi? Bak diyor ki Cenab-ı Hak, Estağfirullah. وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzüne sefere çıktınız. Yolculukta gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Yolculukta namazı kaç rekat kılıyordu Peygamberimiz? İki. İki rekat kılan peygambere hitaben söylenen bir sözdür. Yolculukta gidiyorsunuz. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ O namazdan, yani kıldığınız namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Hangi şartlarda? اِنْخِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin size sıkıntı vermesinden korkarsanız, kısaltmanızda bir günah yoktur. اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُب۪ينًا Çünkü kafirler sizin açık düşmanınızdır. Şimdi bunun açıklamasını yapıyor hemen arkasından Allah-u Teala. Hemen arkasından. Diyor ki, وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Ya Muhammed, sen onların içinde olursan, فَاَخَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Onlara namazı kıldırırsan, اَقَمْتَ ikame namazı tam kılmak demektir. اِقَامَةُ الصَّلَاةَ Sen onlar için namazı tam kılarsan demektir açıkça ifadesi. Kısaltmanızda günah yoktur. Sen kısaltmasan da günah yoktur dediği için tam da kılabilirsin. Kısaltabilirsin de. Ama فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Onlar için namazı sen tam kılarsan. فَلْتَقُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ Onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun. Bursa burada kâme fiili. Kâme fiili değil. Arapça bilenler için söylüyorum onu. فَلْتَقُمْ Bu kâme fiili. Buna şey dikkatleri çekmiş. Taberi tefsirinde bir gördüm. Yani gayet güzel bir şekilde anlatmış. Buna dikkatleri çekmiş. فَلْتَقُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ Onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Silahlarını alsınlar yanlarına. فَاِذَا سَجَدُوا Secdeye vardılar mı? Kaçıncı rekatta olurlar? Birinci rekat değil mi? فَاِذَا سَجَدُوا Secde ettiler mi? Yani namazın secdesini yaptılar mı? Ki bunun açıklaması da biraz sonra gelecek. Daha detay veriyor. O bir rekatı nasıl kılacağını da daha sonra anlatıyor. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ Hemen çevrenize çekilsinler. Kaç rekat kıldı bunlar? Bir rekat. Bir rekat kıldı. وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّ Namazı kılmamış ikinci grup gelsin. Peki bu birinci grup, bir grup kılmış oldu mu namazını? Kılmasa lem yusallu denir mi? Kılmamış olan gelsin denir mi? Biz kıldık, kılmamış olanlar gelsin. Onlar da ne yapsınlar? Fel yusallu ma'ak, onlar da seninle beraber kılsınlar. İkinci grup kaç rekat kılıyor? Bir rekat. Peygamberimiz de selam vereceğine göre, Peygamberimiz kaç rekat kıldı? İki. Neredeler bunlar? Sefer halindeler. Sefer halinde Peygamberimiz tam kıldığına göre, çünkü اَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ dediğinde, sefer halinde namaz kaç rekatmış? İki rekat. Namazın rekatları var mıymış Kur'an-ı Kerim'de? Tabii daha başka var da oraya girmeyeceğim. Yani daha çok daha detaylısı var. Şimdi onlara girersem bu akşam sabaha kadar anlatmam lazım.
Şimdi وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ Onlar da silahlarını ve şeylerini alsınlar. Tedbirlerini alsınlar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا Bu şu kafirler isterler ki siz mallarınızdan ve silahlarınızdan biraz uzak kalasınız da ani bir baskın yapsınlar size. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ تَضَوَعَ اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينًا Tabi diyor eğer yağmurdan ya da hastalıktan dolayı bir sıkıntınız olursa silah almayabilirsiniz ama gene tedbirinizi alın diyor. Çünkü Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Şimdi ben burada bir mesele daha iyi anlaşılsın diye arkadaşımız bir film çekti. Ben bir namaz kıldırdım. Şimdi bakın. Mesela burada arkasını dönmüş olan kişiler düşmana karşı nöbet tutuyor gibi düşünün. Ben mesela namaza başladım. Bir grubu benimle namaz kılıyor. Bakın. Şimdi bakın, bu iki ayeti birlikte okuduğumuz zaman, şimdi tekrar size şey yapayım, diyor ki, yeryüzünde yolculuğa çıktınız. Eğer düşmanın size sıkıntı vermesinden korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Zaten buradan anlaşılan da, yolculukta kıldıkları namaz zaten iki rekattır, onu kısaltmalarında bir günah yoktur demek ki. Çünkü diyor, kafirler sizin açık bir düşmanınızdır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen de onların içinde olur. Bunlar için sen namazı tam kılarsan bir günah yoktur dediği için. Bir grubu seninle beraber namaz dursun, bir grubu da düşmanın karşısında nöbete geçsinler. Bu birinci grup secdelerini tamamladılar mı? Öbürlerinin yanına gitsinler, onlar gelsin bunun arkasında. İkinci rekatı kılsınlar. Her birisi namazı kısaltmış, birer rekat kılmış. Peygamberimiz kısaltmamış, iki rekat kılmıştır. O zaman böyle bir düşman korkusu olduğun zaman namazın kısaltılması ne demek? İki rekatlık namazın bir rekat kılınması demek. Peki tam kılınması ne demek? İki rekat. Öyleyse yolcu namazı kısaltıyor mu? Yolcunun namazı iki rekat zaten. Kısaltması falan yok ki. Dolayısıyla bu iki ayeti birlikte okusaydı Şafiiler der miydi ki şeyde efendim seferde namazı kısaltmak ruhsattır? Zaten seferde zaten iki rekat kısaltmıyorsun ki. Seferde namazı kısalttığın yok, zaten iki rekat. Kısaltma onu bir rekata düşürmektir. Şimdi bakın buradan Peygamberimizden gelen rivayet İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet ediliyor. Diyor ki Allah namazı peygamberinizin diliyle hazarda 4, yolculukta 2, korku halinde de 1 rekat olarak farz kıldı. Yolculukta 2 rekat farz kıldı. Yani kısaltma falan yok. Korku halinde 1 rekat. Farz olan o. La cünah aleyküm dediği için 2 rekat da kılabilirsin. Şimdi burada kitap sünnet bütünlüğü doğdu mu? Demek ki peygamberimiz bir şey söylemişse Kur'an-ı Kerim'den çıkararak söylemiştir. Kendi kafasından değil. O Kur'an-ı Kerim'den çıkarması da zaten Allah-u Teala'nın belirttiği şeyle, Allah bir yerde bir ayet söylemişse bir başka yerde onu zaten açıklıyor. Daha fazla detay istiyorsanız o daha fazla detayı çok sayıda ayetlerden açıklıyor. O çok sayıda ayet okuduğunuz zaman namazın bütün erkanını ortaya çıkarabilirsiniz. Namazın bütün vakitlerini ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi siz bu metoda göre hareket etmediniz mi? Diyorsunuz ki hani Kur'an-ı Kerim'de namazın rekatları, hani Kur'an-ı Kerim'de namazın rükunları, namazın nasıl kılındığı belli mi diyorsunuz? Hani Kur'an-ı Kerim'de zekatın nisapları? Bu arada şunu söyleyeyim, zekatın nisaplarını merak ediyorsanız bizim internet sitemizden görürsünüz. Kur'an ayetlerinde bu nasıl var? Mesela altın ve gümüş ve ticaret mallarının zekatının 1/40 olduğunu ayetlerden orada görürsünüz. Ama bu metoda göre. Bu metodu uygulayamazsanız hiçbir şey göremezsiniz.
Zannedersiniz ki peygamberimiz başka bir şey söylüyor. Ondan sonra birisi çıkar, der ki kardeşim ben Kur'an-ı Kerim'e uyarım, peygamberimize uymam. Ya kardeşim güzel de, bak Allah sadece kitap demiyor ki, hikmet diyor. Hikmeti nereden öğreneceksin? Söyle bakayım bana. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ diyor. Peygamber onlara kitabı ve hikmeti öğretir de, hikmet ne onu bir söyle de anlayalım. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl devre dışı bırakırsın? Şimdi mesela yolculuk dışında da korku namazı var. Allah-u Teala Bakara suresi 238 ve 239. ayetlerde şöyle diyor. Estağfirullah. Hafizu alessalavati ve salatil usta. Namazlara devam edin ve orta namaza da. Ve kumu lillahi kanitin. Allah için itaatkarlar olarak ayakta durun. Dik durun itaatkarlar olarak Allah için. Fe in khiftum, eğer korkarsanız. Burada artık kısaltma diye bir şey yok. Kısaltmak yok. 4 rekatsa 4 rekat deyiz. Korkarsanız fericalen evrukbana, namazınızı yürüyerek kılın diyor. Bir yere gidiyorsun. Bir şeyden korktun. Neyse artık. Korkunun tarifi yok. Herkes birisi için olan korku bir başkası için belki zevk olur. Namazını yürüyerek kıl diyor. Evrukbanen ya da binili olarak kıl. Arabayı sür, bir taraftan arabayı sür, bir taraftan da kıl. Ya da bir taraftan atını sür, bir taraftan da kıl. Bir korku varsa. Feyda emintum, güvene kavuştuğunuz zaman fedkurullahe, Allah'a zikredin. Zaten zikir ekimis salate li zikri diyor Allahü Teala Musa aleyhisselama. Benim zikrim için namazı kıl. Çünkü namaz zikirdir. Yani Allahü Teala'nın emir ve yasakların hatırlandığı, ayetlerin okunduğu, duaların yapıldığı bir şeydir. Diyor ki فَاِذَا مِنْتُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. Allah'ın size öğrettiği gibi kılın diyor. Allah'ın bize öğrettiği nasıl bir şey? Allah bize nasıl öğretiyor? Demek ki Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı nasıl kılacağımızı öğretmiş. Allah bize nasıl öğretiyor? مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ. Biliyor olmadığınız şeyi Allah size nasıl öğrettiyse o şekilde kılın. Yani nedir? Mesela kıbleye dönmeyebilirsin. Rükû yapmayabilirsin, secde yapmayabilirsin. Duruma göre, şartlara göre, ama namazı kılmazlık edemezsin. Namazı mutlaka kılacaksın. Yürüyerek de olsa kılacaksın, binili de olsa kılacaksın. Namazı kılmazlık diye bir şey yok. Bak öbür ayette Allahü Teala oruçla ilgili olarak insanlara ne diyor? Estağfirullah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ diyor. Kim hasta ya da yolcu olursa başka zamanlarda oruç tutsun diyor. Tutar diyor. Ama burada karşıda düşman var. Düşman, yolcusun da bir rekat da olsa kılacaksın. Kılacaksın. Yolcusun, karşına düşman çıkmış. Böyle namazı kılmazlık diye bir şey yok. Peki nasıl kılacağım ya Rabbi? Şimdi bir rekatın kılınma şekli bakın. Burada az önceki okuduğum ayetlerden sonraki ayet. فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ. O namazı kıldığınız zaman. O namaz yukarıdaki o bir rekatlık namazdır. O bir rekatlık namazdır. فَذْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا. Ayakta Allah'ı anın. Demek ki bir kıyam var. وَكُعُودًا. Oturarak. وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ve yanlarınız üzerinde Allah'ı anın. O bir rekatlık namazı peygamberimizin arkasında tam rükünleriyle kıldığı şeyler. Onun nasıl kılınacağını anlatıyor. Zaten başka ayetlerde rükû ve secdeyi de emrediyor. Yukarıdaki
Ayette de o geçti. Şimdi ondan sonra diyor ki feydat me'nentum, güvene kavuştuğunuz zaman, yani düşmanın tehlikesi geçti, feakimus salah, o zaman namazı ikame edin. Peygamberin ikame ettiği gibi, yani tam kılın, yani iki rekat kılın. Burada ikame var. Öbürü kıyam. Şimdi namaz, o namazı kıldığınız zaman ayakta oturarak ve yanınızın üzerindeyken Allah'ı zikredin. Güvene kavuşunca da namazı tam kılın. Çünkü namaz insanlara vakitle sınırlı olarak. Niye diyor, bak burada diyor ki, peki niye ya Rabbi? Yani neden? Daha sonra kılsam olmaz mı? Hayır, olmaz diyor. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Çünkü namaz müminlere vakitle sınırlı bir farz olarak farz kılınmıştır. O vakit içinde kıldın kıldın. Kılmadıysan geçmiş olsun. Onun için daha sonraya bırakılamayacağı için bir rekata da indiriyor, yürümeye de müsaade ediyor, binili kılmaya da müsaade ediliyor, ama namazın kılınmamasına asla müsaadesi yok Cenab-ı Hak. Şimdi mesela bu kada kelimesi, izâ kadaytumus salâh, o namazı kılarken ibadetle ilgili olarak kılındığı zaman eda manasına gelir ki bu zaten bugünkü sözlüklere de bakın, işte burada da kaynak vermişim. O namazı kılarken diye tercüme etmemizin sebebi bu. Başka, ama maalesef başka anlamlar veriliyor ve işin içerisinden çıkılamıyor. Şimdi ben burada bir şey yaptım. Fedkurullah'a kıyamen. Şimdi bu bir resim çektik. Ayakta namazını kılıyor. Gözüküyor mu? Ondan sonra fedkurullah'a kıyamen ve ku'uden. Oturarak Allah'ı zikredin. Bak, oturma nerede yapılır? Şimdi secde yapıyor ya bu insan. İki secde arasında oturuyor. Oturduğumuz zaman Allah'ı zikredin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih hadis rivayetlerinde iki secde arasında otururken bir secde kadar oturur. Allahümme mağfirli, Allahümme mağfirli derdi Peygamberimiz. Niye? Bu emirden dolayı. Çünkü iki secde arasında oturacaksın. Zaten bir rekatlık namaz kılıyor. Nerede oturacak? O bir rekatta oturacak tek yer secdedir. O zaman oturabilmek için en az iki secde yapman lazım. Dolayısıyla her rekatta iki secde olduğunu da buradan anlıyorsun. Niye? Çünkü öbür ayette dedi ki فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ. Secdeye vardıktan sonra artık oturmak yok. Hemen kalkıp düşmanın karşısına geçecek. Secdeden sonra hemen kalkıp düşmanın karşısına geçecekse nerede oturacak? O zaman mecburen iki secde olacak, iki secdenin arasında otursun. Evet, iki secdenin arasında zikirle ilgili hadisler. Bakın kitap sünnet bütünlüğü diyoruz. Bakın Peygamberimiz ne yapmış. Ebu Davud'dan almışım her iki rivayeti de. Peygamberimiz iki kere Rabbi gıfirli, Rabbi gıfirli der. İki secde arasında bir secde süresi kadar oturarak böyle söylerdi. Ya da bir başka rivayette Allahümme affirli ve rahamli ve afini ve ihdini ve rzukni der. Çünkü fedkurullah ku'uden. Yani otururken Allah'ı zikredin diyor. Şimdi kitap sünnet bütünlüğü oluştu mu? Şimdi burada fedkurullah ala cunubikum. Cemp dediğimiz şey Arapçada yan demektir. Şöyle mesela şuradan şu böğür dahil ayağa kadar, yani vücudun bu tarafı bu yanı, bu tarafı da öbür yanıdır. Yanlarınız üzerineyken Allah'ı anın dendiği ki zaten tam rükünlerine göre bir namaz. Çünkü اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاهِ, yukarıdaki bu elif lamla es-salahtır. Yukarıdaki de es-salahtır. Bunlar ikisi aynı şeyi anlatıyor. Bu yanların üzerine bakın, burada rüküye vardığı zaman gövdeyi nerenin üzerine bir yükledi? Kol ve bacaklar üzerine, yanların üzerine yükledi. Şimdi rükuda, çünkü rükü yapın diye de emir var başka ayetlerde. Rükunun böyle olmasını ayeti kerime emrettiği için Peygamberimize böyle rükü yapmıştır. Burada şunu da söyleyeyim hanımlar. Siz rükü yaparken diyor hafife eğilirsiniz. Bu konuda Peygamberimizden gelen en küçük bir rivayet yoktur. Kadınla erkeğin namaz şekli arasında hiçbir fark yoktur Peygamberimizden gelen rivayetlerde. Zaten bu ayet kadına da erkeğe de verilen bir emirdir.
Sadece Hanefiler kadın için daha örtünmeye uygundur diye kendilerinden menkul bir delille fetvalar verirler bu konuda. Şimdi cembler, burada sözcükten şey yaptım. Şimdi bu konuda ben ilk defa konuşuyorum. Yani bir başka yerde bu konuşmayı yapmadım. Onun için kusura bakmayın. İçerinizde çok ilim adamları da var. Onun için bazı delilleri de söylemek zorundayım. Cemplere neden böyle mana verdik? Mesela işte Tacül Arus'ta secde yapan kişinin secdeyi anlatıyor. Ya'temidu ala cembeyhi ve la ya'temidu ala rahateyhi diyor. Yani iki yanına dayanır, avuçlarına dayanmaz diyor. Yani secde yapan kişi şu şekilde secdesini yapar. Nedir? Yani kolları, gövdeyi kol ve bacaklar üzerine bindirir. Yani cembeyhin bu manaya olduğunu sözlükten ben şey yapmış oldum. Mesela böyle secde etmez. Secdeyi böyle yaptınız mı bütün yük ellere biner. Böyle yapmaz diyor. Ya şu şekilde yapar. Zaten Allah da ve alâ cunûbikum diyerek, yani kitapla sünneti birleştirdiğiniz zaman Peygamber Efendimiz'in niye öyle secde yaptığını, neden diyor ki göbeğiniz dizlerinize yapışmasın, alt taraf boş kalsın, niye söylüyor? İşte bu ayetlerden dolayı söylüyor. Mesela Hanefi mezhebinde uyuyan kişi ne zaman abdesti bozulur? Şimdi mesela oturduğunuz yerde uyuyorsunuz. Yanların üzerinize düşer de yerde biraz daha kalırsanız abdestiniz bozulur diyor. Ama yere düşer düşmez uyanırsanız abdestiniz bozulmaz. Bunu hangi ifadeyle şey yapıyor? Arapça olarak sadece ondan dolayı söylüyor. Mesela vadi'an ahade cembihi alel ard. Cemp kelimesi orada kullanılıyor. İki cembinden birini yerin üzerine koyarak uyursa abdesti bozuluyor. Çünkü iki yandan birisi bu taraftır. Yani bir yan üzerine yattığınız zaman abdestiniz bozulur. İşte bunun birçok şeyler de var burada. Başka rivayetlerde var. Mesela bir de kurban. Bu cünüp kelimesi kurbanla ilgili de geçiyor. Mesela şurada bir hayvan görüyorsunuz. Burada Cenab-ı Hak bu hayvan için alâ cembeyhi ifadesini kullanmamıştır. İki yanı üzerine düşen, alâ cembeyhi ifadesini kullanmamıştır. Yanı üzerine düşen değil. Vecebet cünubuha demiştir. Yani yanı yere yapıştığı zaman. Şimdi bizim tefsirler, insanların o ayette yan üstü yatarak, ayet öyle mana verirler. İşte o namazı, hatta اِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةِ namaz bittikten sonra manasını verirler. فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةِ فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı zikredin, kıyamen ayakta ve kuden otururken ve alâ cunûbiküm yatarken. Ya kardeşim, اِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةِ zaten namazın şeklini ifade ediyor sen bunun. O zaman ikinci bir farz ortaya çıkarıyorsun. İkinci, üçüncü bir farz ortaya çıkarıyoruz. Ve dolayısıyla kitap sünnet bütünlüğü tamamen ortadan kalkıyor. Mesela وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٍ فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَابٍ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Mesela Keşşaf bunu وَقَعَ الْجُنُوبُ عَلَى الْاَرْضِ demiş. Yani cemden sonra ala fiilini, harfi cerini getirmiş. Yoksa alel cunub dememiş. Sadece Arapça bilenler için söylüyorum bunu. Mesela gece namaza kalkanlar için tetecafa cunubuhum anil madaci'u. Yanları yataktan uzaklaşır diyor. Şimdi ben bütün bunları şunun için size söylüyorum. Namazın bütün kılınış şeklini de yeter ki ayetleri birlikte değerlendir. Ayetleri birlikte değerlendirdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki namazın kılınış şeklini de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Şimdi mesela namazın kazası yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kim bir namazı unutursa hatırladığı zaman kılsın. Bunun bir kefareti sadece budur. Herhangi biriniz uyur da namazı geçerse ya da unutursa hatırladığı zaman kılmış olsun.
Çünkü Allahü Teala akimus salate li zikri diyor. Beni hatırladığın zaman namazını kıl. Yine Peygamberimiz diyor ki bir kimse namazı unutursa onu kılsın hatırladığı zaman. Çünkü Allahü Teala böyle buyuruyor. Bunu sahih hadis kitaplarında geçiyor. Yani namazın başka zamana ertelenmesi yok ama uyumak ya da unutmak kişinin tabii bir halidir. Zaten Allahü Teala da estağfirullah la yukellifullahu nefsen illa vus'aha diyor. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir sorumlulukla sorumlu tutmaz diyor. Onun için Allahü Teala yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bütün bu ayetlerden çıkardığı hükümle uyuyan ve unutan için namazını daha sonra kılsın diyor. Bu bir ikramdır. Yani namazı kaza etmek bir ceza değil. Kaza etmek bir nimettir. Çünkü sen vaktini geçirdiğin halde hala sana namaz kılma imkanı veriliyor. Ama bunun için mazur olacaksın. Mazeretin olacak. Mesela oruçla ilgili olarak oruç tutamayan insanlara da Allahü Teala sadece iki gruba orucu kaza etme şansı tanıyor. Üçüncü bir grup yok. Onlar da hasta ve yolcular. Niye ya Rabbi sen böyle şey yapıyorsun? Diyor ki işte ayet-i kerimesinde estağfirullah Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudellinnâs ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Ramazan ayı. Kur'an onda indirilmiştir. İnsanlara doğruyu gösteren, o doğruyu açıklayan ayetler, hak ile batılı, batılı açıklayan ayetler olarak indiren, Ramazan ayında kendisinde o Kur'an indirilmiş olan ay. فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُ İkinizde, içinizden kim o aya şahit olur, yani o ayı yaşarsa, o ayı oruçlu geçirsin. فَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Kim de hasta ya da yolculuk halinde olursa فَعِدَّتُ مِنْ اِيَّامٍ اُخَرٍ Tutamadığı günler sayesinde başka zamanda tutar. Peki niye? Tutamaz mı bu insan? Tutabilir de يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Peki niye başka zaman oruç tutma ruhsatı veriyorsun ya Rabbi? وَلِتُكْمُلُ عِدَّةَ Saygı tamamlayasınız diye. Saygı tamamlamak bir ikramdır. Ben sana Ramazan'da oruç tutmama ruhsatı verdim. Şimdi iki arkadaşsınız. Biriniz 30 günlük oruçla geleceksiniz Allah'ın huzuruna. Çok sevap alacaksınız. Öbür ruhsattan dolayı 15 günlük oruçla gelecek. Az sevap alacak. Buna da sevabını tamamlasın diye bir fırsat veriyor. Ve لِتُكْمُلُ الْعِدَّةِ diyor. Ama sadece hasta ve yolcu için. Öyle keyfi oruç tutmazsa adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bütün ömrünü oruçlu geçirse o bir gün şeyini kapatamaz. Öyle onlara şey yok, yetki falan yok onlar. Öyle ne 61 günle kapatabilir ne 611 günle kapatabilir. Hiçbir şeyle kapatamaz. Dolayısıyla şimdi demek ki namaz kılmamak diye bir şey bir Müslümanın aklının köşesinden bile geçmemesi gerekir. Böyle bir şey olmaz. Nefes almamak gibidir. Su içmemek gibi bir şeydir. Ve Allahü Teala namaz kılmama diye bir şey olmadığı için de bütün kolaylıkları göstermiştir. Ve işte burada sonuç olarak şunu gördük mü? Ayetleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman seferde namazın iki rekat olması ayetin hükmü müymüş yoksa Peygamberimiz kendiliğinden mi yapmış bu işi? Ayetin hükmü değil mi? Ya Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'e uymaktan başka bir şey yapar mı? İşte bu onun öğrettiği hikmettir. Yani Kur'an'dan çıkarılmış olan hükümdür. Bu tıpkı neye benzer biliyor musunuz? Bir kızın annesinden yemek pişirmesini öğrenmesi gibi bir şeydir. Bu da bize Peygamberimizi örnek haline getirir. Onun için mesela ben şunu hep gördüm muhterem arkadaşlar. Yani bu metoda göre hareket edince şu ana kadar yaptığımız çalışmaların tamamında, istisnasız tamamında açıklamaları Kur'an-ı Kerim kendisi yapıyor. Siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz, sadece anlamaya çalışıyorsunuz. O zaman bakıyorsunuz ki Peygamberimizin hadisleri orada. Orada, bütün hadisler orada.
O zaman hiç kimsenin kullanmadığı hadisleri kullanmak zorunda kalıyorsun. Ve tam bir bütünlük ortaya çıkıyor. Ama aksi takdirde Kur'an bir tarafta, sünnet bir tarafta, sünnete nasıl yer vereceğini şaşırıyorsun, Kur'an-ı Kerim'e nasıl yer vereceğini şaşırıyorsun. İşte ortada da böyle. Mesela eğer bu ayetleri birlikte değerlendirseler, mesela tefsirde çalışan arkadaşlarımıza ben söyleyeyim ya da tefsire bakmak isteyenlere gidin bakın bakalım. Nisa suresinin 101. ayetiyle 102. ayetini birlikte değerlendiren kaç tane müfessir bulacaksınız? Ya yan yana bunlar. Yani feyda fein kunte fihim fe akamte lehumus salate. Zaten orada hum zamiri öbür şeyini gösteriyor. Bir önceki ayeti gösteriyor. Siz bunu nasıl ayırırsınız birbirinden? Bu ikisini birbirinden ayıracaksınız. Ondan sonra ayet anlam veremeyeceksiniz. Birisi ayete hiç dokunmadan diyecek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ömrünce namazı seferde iki rekat kıldığı için iki rekat ruhsattır diyecek. Tesadüfen doğru bir fetva vermiş olacak. Öbürüsü de diyecek ki yok efendim felâ cünâhâ aleyküm ifadesinden dolayı, günah yoktur ifadesinden dolayı seferde namaz kılmak ruhsattır. Peki bu ruhsatsa Peygamberimiz bir kere olsun dört rekat kılsaydı ya. O zaman bunlar birleştirilseydi bu ihtilaflar olur muydu? İşte aynı şeyi onlarca meseleye uygulayabilirsiniz. Peki akşam namazını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep üç rekat kılardı. Niye üç rekat kılıyordu? Bakın, gündüz ve gece. Kur'an-ı Kerim'e göre gündüz iki vakit namaz vardır. Gündüz iki vakit namaz kılınır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Hud suresi 114'te, Estağfirullah, ve akimis salate tarafeyin neher. Günün iki bölümünde, yani gündüzün iki bölümünde namaz kıl diyor. Gündüzün iki tane namaz kılınır. Ondan sonra ve zülfen minelleyl ve gecenin zülfelerinde zülfenin çoğulu. Çoğul en az kaçı gösteriyor? Çoğul. Türkçede değil. Arapçada. Türkçede iki çoğuldur ama Arapçada en az üçtür. O zaman gece en az kaç namaz kılmamız gerekiyor? Üç. Gündüz iki. Toplam var mıymış Kur'an'da beş vakit namaz? اَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفِهِ النَّهَرِ gündüzün iki bölümünde, taraf çünkü bölüm manasına da gelir. İki bölümde namaz kıl. Peki bu birinci bölümünü ne zaman kılayım ya Rabbi? اَقِمِ الصَّلَاةَ iki tane اَقِمِ الصَّلَاةَ diye başlayan ayet var. Namazı kıl. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ güneşin meridyenden geçtiği sıra. Kayması zaman. Bu ne zaman? Öğlen vakti. O zaman birinci taraf ne? Hangi vakitmiş? Öğlen vakti. İlâ gâsekil leyl, hava kararıncaya kadar. O da yatsının sonu. Ve Kur'anel fecr. Ve fecrin Kur'an'ında, Kur'an, karae kelimesi Arapçada cema'a manasındadır. Toplama anlamındadır. Kur'an da kümeleşme demektir. Fecir ışıklarının kümeleştiği bir zaman, o toplaşır, sonra güneş doğar ve yayılır. Fecir ışıklarının kümeleştiği zamanda, yani sabah vaktinde de kıl. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda, fecir ışıklarının toplaşması gözle görülür. Ve bunu bir başka ayette de Allah-u Teala hatta yetebeyyene lekum mul haytul abyad minel haytil esved minel fecir. Fecir tarafından sizin için tebeyyün edinceye kadar, yani gözle kesin görünceye kadar yemeğe içmeye devam edin diyor. Dolayısıyla şimdi bu iki ayetten gündüz mesela beş vakit namaz olduğu ortaya çıkıyor. İlk namaz hangisi? Hangisi ilk namaz? Tekrar okuyayım bak. Diyor ki اَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيْا النَّهَارِ gündüzün iki bölümünde namaz kıl. İlk namaz hangisi? Öğlen namazı. وَزُلَفَ مِنَ اللَّيْلِ gecenin gündüze yakın vakitlerinde son namaz hangisi olur? Sabah namazı. Orta namaz hangisi olur? Hı? Buna göre canım şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre konuşun. Çünkü orta namazla ilgili o kadar çok rivayet var ki hangisi Kur'an'a uygun onu alacağız. Birinci namaz öğlen namazı ki çok kesin. İkinci namaz ikindi. Üçüncüsü akşam. Dördüncüsü
Yatsı 5. sabah namazı ortada hangisi kalıyor? Akşam. En az namazlar kaç rekat? Az önce okuduğum ayete göre. Ayete göre. 2. Sadece düşman karşısında bir rekata düşüyor değil mi? Onun dışında düşmüyor. En az 2. Şimdi rekatlar açısından düşünün. Orta namaz kaç rekat olur? Öyle bir rekat olsun ki orta rakamı versin. En azı 2 ise, 1 olamıyorsa orta kaç olur en az? 3 olur değil mi? En az 3 olur. Peki 2, 3, 2 olabildiği gibi 2, 3, 4 de olur. Öyle bir noktada ki 3'ü ortaya koyduğunuz zaman bir tarafına 4, bir tarafına 2 de koysanız ortadır. Bir iki tarafına 2 de koysanız ortadır. Şimdi neden akşam namazı 3 rekatmış? Orta namaz olduğu için. Neden Peygamberimiz akşam namazını şeyde kısaltmadı? Seferde? Çünkü hafizu ala salavati ve salatil vusta, orta namazına dikkat edin. Özellikle orta namazı kısaltma diyor. Şey yapma, dikkat et diyor. Ve Peygamberimiz diyor ki ümmetim bu orta namazı yıldızlar çıkıncaya kadar geciktirmedikçe hayır zor olmaya devam ederler diyor. Özel hadisleri var bu konuda. Peki o zaman demek ki namaz en az 2 rekat olur ve 4 rekat olur. Çünkü ortanın olabilmesi için. Peki gece ile gündüz toplam kaç rekat namazımız var? Gündüzün toplam farz olarak kaç rekat gündüz? 8 rekat değil mi? Gece? 9. 4 rekat yatsı namazı, 2 rekat da sabah namazı 6, 3 rekat da akşam namazı 9. Peki bu akşam namazı hangi vakittedir? Akşam namazı gece ile gündüzün iç içe geçtiği vakittedir. Çünkü yulicul leyle fin nehar ve yulicul nehara fil leyl, böyle iç içe. Öyle bir zamanda oluyor ki o zaman gece namazları 9 rekat, gündüz namazları 8 rekat, ama orta namazda o 1 rekat her ikisi için uygun düştüğü için, bakın görüyor musunuz? Rekat sayısı da çıkıyor muymuş Kur'an-ı Kerim'de? Ama onu Kur'an'ın kendi üslubuna göre okuyacaksınız. Yoksa siz bütün bu ayetler arasında hepsini bir araya getirmezseniz bu sonuçları ortaya çıkaramazsınız. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemişse, yani bir yerde bir hadis gördüğünüz zaman hemen bakıyorsunuz ki mesela birçoklarından duymuşsunuzdur. Ya kardeşim o Nisa suresinin 101. ayetine baktım, hiç seferde namaz yok, ben tam kılıyorum. Duymadınız mı onu söyleyeni? Kardeşim o senin baktım göremedim demen benim saat tamirciliğimden başka hiçbir şeye benzemez. Benim saat tamir etmeme benzer, başka hiçbir şeye benzemez. Ya sen onu nasıl bakıp görebiliyorsun? Bunu bir tek kişi göremez. Dünyanın en büyük alimi olsa bir tek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala öğretmiştir. Allahü Teala diyor ki Fussilet suresinde, estağfirullah, kitabun fussilet ayatu Kur'anen arabiyyen likavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri açıklanmıştır Arapça Kur'an olarak. Oradaki Kur'an da yeme ayet kümeleri demektir. Arapça ayet kümeleri halinde açıklanmıştır. Kimin için? لِكَوْمِ يَعْلَمُونَ. Bilenler topluluğu için. O topluluk olmadan, bilenler topluluğu olmadan sen öyle tek başına bu işi yapamazsın. Bakın siz bir bardak çayı pişirebilmek için birisinin çayı üretmesi lazım. Sen onu üretebilir misin? Birisinin demliği üretmesi lazım. Birisinin ateşi hazırlaması lazım. Birisinin şunu bunu. Onlarca insan çalışıyor bir bardak çay içebilmemiz için, öyle değil mi? Bir ekip. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanun. Kur'an-ı Azimüşşan'dan da meseleyi anlayabilmen için uzmanlardan oluşan heyet uzun uzun çalışıyor. Ben şimdi şu anda size bu meseleyi anlattım. Bu meselenin arkasında tam 8 yıllık çalışma var. Hem de ekip çalışması. Ben şu 10 dakikada anlattım ama öyle 10 dakikada hazırlanmıyorum. Kaç kişi, kaç yıldır, ya bu Cenab-ı Hak burada bir şey diyor ama acaba ne diyor? Bunu açıklayan hangi ayetler var? Bir onlara bir bakalım. Ve burada da bize hadislerden daha çok yol gösteren bir şey yok. Şunu çok iyi biliyorsunuz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boş konuşmaz.
Zaten bir hata yapmışsa Cenab-ı Hak onu mutlaka düzeltmiştir. Eğer birileri ona bir takım şeyler iftira etmişlerse, o bu ayetlerle birlikte onun sözlerini değerlendirdiğin zaman iftiralar da dışarıda kalır zaten. O zaman burada şu ortaya çıkıyor. Bilhassa hocalarıma bunu söyleyeyim, söylüyorum. Bizim yaptığımız çalışmalarda Kur'an sünnet bütünlüğü ortaya çıktığı gibi dinle bilim bütünlüğü de ortaya çıkıyor. Yani din ve fıtrat diyelim. Yani bilimde hatalar falan olur da fıtrat da olmaz. Çünkü bilim adamın fıtratı yakaladığı sürece doğru iş yapmış olur. Yanlış yorumlar yapabilir. Buna da size bir örnek vereyim. Bunun onlarca örneği var. 2008 senesinin Mayıs ayında Almanya'da Tübingen Üniversitesi beni bir konferansa çağırdı. Din ve bilim konusunda bize bir konferans ver dedi. İstanbul'da beni dinlemişler. Ondan dolayı istediler gittim. Ve bunu da gazetelerle de ilan etmişler. Tabi buranın bu kadar büyük değil ama buranın yarısı kadar büyük bir salonda şey yaptık. Ve epeyce hocalar vardı orada. Doktor öğrencileri falan da vardı ama diğer lisans öğrencileri herhalde yoktu, öyle zannediyorum. Şimdi halktan da birkaç kişi gelmişti, fazla yoktu. Orada ben bunlara işte bir saatlik sunum yaptım, sorular sordular. Tam 3,5 saat sürdü. Sonra işte geldi dediler ki ya ben öyle gitmek yok dediler. Sen bizi allak bullak ettin dedi. Zihinlerimiz darmadağınık oldu. Sen ne kadar işte Türklerle programların var falan dedim. İşte pazar günü gideceğim. O zaman seni burada yine bekliyoruz dediler. 3 gün orada oturduk. Hocalarla özel seanslar falan. Ve onlarla birçok ortak çalışmalar yapmak üzere protokoller imzaladık. Hala devam ediyor çalışmamız. İnşallah 1,5 ay sonra bir toplantımız daha var. Şimdi orada bizi dinleyenlerden Doktor Diatmer Mit, 67 yaşında bir profesör, biyoetik uzmanı, yani bu ana rahminde çocuğun gelişimiyle alakalı konunun uzmanlarından birisi. Biz Türkiye'ye geldik. Hiç randevu almadan 25 gün sonra, yani 20 ile 25 gün arası, tam kaç gün hatırlamıyorum, İstanbul'a bir dosyayla geldi. Bizim Süleymaniye Vakfı'na geldi. Dedi benim size soracağım sorular var dedi. Allah'tan ki o konuya daha önce çalışmıştık. Yani bizim İstanbul'daki doktorlarla o konuda bayağı bir emek sarf etmiştik. Bildiğimiz yerleri sordu. Yoksa çuvallardık yani. Şimdi kök hücre, kolonlama, bunların yani felsefi zemini konusunda şey yapmak, sorular sordu. Ben de eline verdim bir Almanca Kur'an-ı Kerim. Bizde çok güzel Almanca bilen arkadaşlar var. Ne soru sorduysa şu ayette şu ayeti oku. Okudu. Bir başka soru, şu iki ayeti oku. Önüne koydum. Sen kendin oku. 2 saat sonra tamam dedi, sorularım kalmadı dedi. Daha sorum kalmadı dedi. İnternette bunu yayınlıyoruz. Arzu edenler Almancasıyla birlikte bakıp şimdi de görebilirler. Ya bütün toplantılarımız var. Tamam dedi, hiçbir şeyim kalmadı dedi. Sorum kalmadı dedi. Tatmin oldun mu dedim, oldum dedi. Oldum. Dedim ki bu soruların cevabı Avrupa'da var mı dedim. Hayır, yoktur dedi. Dünyanın başka bir yerinde var mıydı dedim. Hayır dedi, yok. Yok dedi. Ama bak dedim, elindeki kitapta sen kendin gördün. Bak bu Allah'ın kitabı dedim. Ben söyleseydim diyecektin ki Abdülaziz Hoca bir şeyler biliyor falan. Bu Allah'ın kitabı. Ben sadece onun hizmetkarıyım. O kadar. Allah ne demişse o yani ben. Onun kuluyum, başka bir yapacağım bir şey yoktur. Kul da Rabbine itaatten başka bir şey bilemez. Şimdi dedi ki ben dedi öteden beri şunu hep düşünürdüm dedi.
Ya şu Tevrat ve İncil Allah'ın kitabıysa, bunlar bilimsel gerçeklere ters olamaz. Bunlar fıtrata ters hükümler içeremez. Fakat dedi, bu konularda bir türlü tatmin olamadım. Hatta dedi, İspanyolcadan, işte meşhur bir adam söyledi, aklımda kalmadı adı. İşte falanca kişinin bir kitabını, bu konuda konuyla ilgili bir kitabını Almanca'ya da tercüme ettim. Yine tatmin olamadım. Seni Almanya'da çok dikkatle dinledim. Soruların büyük ölçüde cevap buldu dedi. Şu anda hiç şüphem kalmadı ki dedi. Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitap arasında en küçük uyuşmazlık yok. Yarattığı kitap dediği kainat. Tüm varlıklar alemi. Çünkü Allah-u Teala varlıklar aleminde bulunan her şeye ayet diyor. Ne diyor Allah-u Teala orada? Estağfirullah. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Onlara ayetlerimizi çevrelerinde ve kendi içlerinde göstereceğiz. Onlar için kesin olarak ortaya çıksın ki o haktır. Yani o Kur'an'ı gösteriyor. Kur'an haktır. Yani çevreni okuyarak Kur'an'ın hak olduğunu göreceksin. Ve adam da bunu dedi. Dedi ki ben kesin kanaate vardım ki dedi. Allah'ın indirdiği ayetle yarattığı ayetler arasında bir uyuşmazlık yoktur derken indirdiği ayetler de sadece Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Dedim ki bakın. Siz dedim Avrupalılar olarak son iki asırdır Allah'ın yarattığı ayetleri okumaya başladınız. Bütün belgeselleri siz yapıyorsunuz. Ve bunun da bayağı dedim faydasını gördünüz. Fakat Allah'ın indirdiği ayetleri okumadığınız için şimdi neslinizi kaybediyorsunuz. Nesil diye bir şey kalmıyor. Tamamen. Çok doğru söylüyorsun dedi. Ama dedim Müslümanlar daha kötü durumdalar. Müslümanlar ne Allah'ın indirdiği ayetleri okuyor ne yarattığı ayetleri okuyor. İkisi de yok dedim. Gelin dedim, siz hazır Allah'ın yarattığı ayetleri okumuşken indirdiği ayetleri de yanına koyun, okuyun da bundan sonra doğru dini Avrupa'dan ithal edelim dedim. Vallahi çok doğru söylüyorsun dedi. Ben dedi 3 ay sonra zaten emekli olacağım, 67 yaşına gelmiş. Şu Stuttgart'ta 9 tane üniversite var, onların bir birliği varmış, ben de oranın üyesiyim. Bizim Tübingen'de bu konuda fazla uzman yok ama ben oralardan uzmanları bu işe sokacağım falan dedi. Ve sonra işte yapabildiğimiz kadar birçok toplantılar yaptık. Söylediğim şu, Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hakk'ın anlattığı gibi, açıkladığı gibi anlamaya çalışırsanız, Peygamberimizin sözlerini onun içerisinde çok kesin, açık ve net olarak işte az önce bir iki örnekte olduğu gibi görürsünüz. Ama bunu yapamazsanız, o sözleri koyacak yer bulamazsınız. O zaman da dersiniz ki bu peygambere gelen ayrı bir vahiydir. Vahiy gayrimetludur dedim mi? Mesela İbni Hazm gibi zahiri ulemasından diyor ki işte Allah'ın vahiy metlu ile vahiy gayrimetlu arasındaki tek fark birisinin namazda okunup diğerinin okunmamasıdır. Başka bir fark yoktur diyor. Ondan sonra da diyor ki sünnet peygamberi Allah'ın muradını gösterir. Yani Allah ayette neyi kastetmiş onu sünnetten anlarsın. Allah'ın neyi kastettiğini sünnetten anlıyorsan daha Kur'an'a bakar mı? O zaman apayrı bir yani tüm bağları kopmuş bir din anlayışı ortaya çıkıyor. O zaman sizin topluma söyleyeceğiniz bir söz kalmıyor. Ve şeyler şu anda bakıyorum hiç soru falan yok. Demek ki ya yok öyle sözlü soru almayacağım. Yazılı soru. Evet. Şimdi soruları olan varsa lütfen toplayın da. Şimdi eğer biz Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hakk'ın anlattığı gibi anlarsak önümüze anormal imkanlar çıkıyor. Anormal imkanlar çıkıyor. Anormal güzellikler çıkıyor. Mesela çok kısa söyleyeyim. Biz işte bundan yani Aralık'ın 12'sinde, Ocağın 12'sinde güneşin hiç doğmadığı bölgelere gittik. Orada namaz vakitlerinin rasatını yaptık.
5 vakit namazın çok net bir şekilde oluştuğunu, gecenin ve gündüzün oluştuğunu çok net bir şekilde gördük ve resimledik, getirdik. İnşallah yazın da gideceğiz. Güneşin hiç batmadığı bölgelerde bu işi yapmaya çalışacağız. Ve orada o bölgelerde namaz vakitleri oluşmuyor diyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde şunu gördük ki Allahü Teala orayı o kadar detaylı anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim'de. O kadar açık ve net anlatıyor ki en küçük şüpheye yer yok. E şimdi siz bunu orada tespit etmediğiniz zaman ama bunu yine aynı metotla ortaya koyuyorsunuz. O zaman birileri çıkıp diyor ki kardeşim sizin bu dininiz Allah'ın dini değil. Niye? Allah kutupları bilmiyor muydu? Kuralları ona göre koyardı diyor. E bizimkiler ne diyor? Herkesin ittifakla kabul ettiği şu. Kutuplarda namaz vakitleri oluşmaz. 6 ay gece 6 ay gündüz. Şimdi bir astronom alimiyle beraber gittik. Dedim sizin gece dediğiniz bu mu? Bizim Türkiye'deki gibi gündüz işte. Güneş gözükmüyor ama gündüz var. İşte Mahmut Hoca gördü değil mi? Yani yok diyebilir misiniz? Evet Mehmet Hoca da gördü. Siz de İsmail Bey de gördü. Bütün açıkla gündüz. Evet güneş gözükmüyor ama güneşin doğuş ve batışını anlamak gayet kolay. Öğlen vaktini anlamak gayet kolay. Güneşin tepede olduğu zaman ta böyle öğlen vakti gibi tepede olduğu zaman gece oluyor. Gece oluyor resmen. Allah öyle kurallar koymuş. Allah onların bütün hepsini ayetlerinde tek tek açıklamış. Ayetlere %100 uygun şeyler oluşuyor. Dolayısıyla biz eğer bu yola girersek ki girmek zorundayız. Bakın size şunu söyleyeyim. Bütün dünya bizim önümüzde açık vaziyettedir. Çünkü artık şu internet dediğimiz bu ulaşım, haberleşme teknoloji dediğimiz şeyi bitirdi. Bugün batılının söyleyeceği söz kalmadı. Onlarla çok sık görüşen bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bitti. Bitti. Artık söyleyecekleri söz yok. Ama bizim söyleyeceğimiz çok şey var. Fakat Kur'an-ı Kerim'den olmak şartıyla. Önümüz sonuna kadar açık. Ve Cenab-ı Hak diyor ki Estağfirullah huvellezî arsela rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı liyuzhirehu aleddîni kulli. Resulünü bu hüdayla gerçeği gösteren, doğruyu gösteren Kur'an'la gönderen odur. Hak dinle gönderen odur. Bütün dinler üzerine hakimiyetini kursun diye. O zaman bizim önümüze çok büyük bir ufuk var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Konstantiniyye fetholunacaktır dediği zaman işte o bu ayetin hükmünü söylemiş oldu. Yani İstanbul fetholunacaktır. Çünkü bütün dinler üzerine hakimiyet olacaksa mutlaka İstanbul da bu işin içine girecektir. İşte bunlara çok dikkat edelim. Bakalım ne sorular sorulmuş. Ayetlerin birlikte bir hikmet ifade edeceğini söylediniz. Bunu idrak ettim. Peygamberimizin söylediği her şeyin Kur'an'dan çıktığını söylediniz. Amenna. Peki Peygamberimizden rivayet edilen bütün sahih hadisleri bu süzgeçten geçiriyor musunuz? Eğer böyleyse şunu düşünmeniz gerekmez mi? Peygamber bizim göremediğimiz nice hikmetler gördüğünü bilmemiz gerekmez mi? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadislerini gözden geçirmek için bugün bütün ilahiyat fakülteleri de yetmez yani o kolay değil de çok sayıda uzmana ihtiyaç var. Biz sadece bizim yaptığımız nedir? Okyanustan bir parmak su aldık, parmağımızı daldırdık, ağzımıza çektik, suyun tadını aldık. O kadar yaptığımız o, başka bir şey değil. Biz de size şu burada da size o suyun tadını anlatıyoruz. Yoksa orası namütenahi bir saha. Yoksa böyle bir iddiamız yok. Ayetler neden düzensiz bir şekilde sıralanmış? Mesela Safa ile Merve arasında say yapmak günah değildir. Hac ve umreyi tamamlayan ayeti peş peşe getirilmiş midir? Şimdi şurada bir telefon var değil mi? 10 tane rakam var. Bu 10 tane rakamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye de sıralarsın. Başka şekilde sıralarsın. Fark etmez ama esas sana lazım olan bu 10 tane rakamla sıfırdan
Yani birden 9'a kadar, 9 bile 0 katarsanız 10. 10 tane rakamla dünyanın bütün telefonlarına ulaşabiliyor musun? Peki çevirirken sıradan mı, sırayla mı çeviriyorsun? Hayır, önemli olan sen çevireceğin telefon rakamlarını bilmek, ama hepsini buradan çıkarıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim de öyle. Kur'an-ı Kerim bizim bildiğimiz manada bir kitap değil. Bu her şeyi açıklayan kitap. Her şeyi açıklayan kitap olduğu için o ona göre Cenab-ı Hak tarafından düzenlenmiş. Yoksa o peş peşe olacak olsa, şurada hac bölümü, şurada umre bölümü, işte birkaç tane mesele biter. Bu şuna benzer. Şuraya en fazla bir tane telefon numarasını sığdırabilirsiniz. 7 rakamdan değil mi? Geri 3 tane rakam artar. Ama öyle yapmaz da bütün telefonlara ulaşmak istiyorsanız, o zaman onun sıralaması farklıdır. Evet. Buradaki sefer yolculuk, savaş için yapılan yolculuk mu, yoksa herhangi bir seyahat mi? Buradaki herhangi bir seyahat, diyor ki ayet-i kerimede, وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Bir kere yolculuğa çıkmışsınız, gidiyorsunuz. Başlangıçta böyle bir şeyiniz yok. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ. Baktınız ki kafirler önünüze çıktı, sıkıntı verecek. Beklemediğiniz bir durum ortaya çıkmış. İşte o zaman o şartta kısaltabiliyorsun, bir rekata düşürüyorsun. Yoksa savaşa gitmekten bahsetmiyor bu ayet. Ha, savaş sırasında da bu olabilir, o başka bir şey. Hazreti Peygamber'in zamanındaki koşullar bugün karşılaştırdığımızda namaz yine kısaltılmalı mı, ya da iki rekat olarak mı kılınmalı? Aynı şartlar ortaya çıkarsa gene biz bir rekata düşürebiliriz. Ha, bu şey yapıyor, ama namazın seferde iki rekat olduğu bu ayeti kerimeden, bu ayetlerden kesin olarak anlaşılıyor. Asıl mesele o. Evet, şunu kapatayım da. Yani sefer namazı iki rekattır ve kısaltılmadan kılınır. Yani iki rekat kıldığınız zaman namazı kısaltmış olmuyorsunuz. Namazı tam kılmış oluyorsunuz. Zaten hadis-i şerifte de öyle. Seferin süresi kaç gündür? Her mezhep farklı şeyler söylüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de, Peygamberimizin hadislerinde de sefer süresiyle ilgili hiçbir ifade yok. Şafiler Peygamberimizin veda haccına bakarak, işte Peygamberimiz bayrama 4 gün kala Mekke'ye varmıştı. İşte Arafat, Mina, Müzdelife'ye çıktı, indi. O çıkışını ayrı bir yolculuk sayıyor. O 4 günü esas alarak, giriş çıkış günleri hariç 4 gün kalacaksa seferidir diyorlar. Hanefiler şeydeki Tebük seferinde Peygamber Efendimizin 15 gün kadar Tebük'te kalmış olmasını esas alarak 15 günden fazla kalmayacaksa seferidir diyorlar. Malikiler işte Huneyn Savaşı sırasında 17 gün kadar Peygamberimizin o şeyde Mekke'de kalmasını esas alarak onu şart koşuyorlar, ama hiçbirisi Peygamberimiz sefer müddetiyle ilgili şunu söylemiştir demiyor. Sadece birer yorum yapıyorlar. Ama mesela Abdullah bin Ömer Azerbaycan'da 6 ay kalmış. 6 ay boyunca namazlarını kısaltmıştır. Yani bu konuda şey yok. Yüzyıllarca alimler tarafından sizce yanlışlanabilen hakikatleri 8 yıllık bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkardığını söylüyorsunuz. Sizce vardığınız hüküm son hüküm müdür, yoksa sizden sonra gelecek başka ekiplerin 8-10 yıl sürecek çalışmalarıyla sizin vardığınız hükümleri de değiştirmeye uğrayacağı garantisini verebilir misiniz? Kur'an değişmiyorsa zamana bağlı olarak yorum değişikliğinin sebebi ne olabilir? Şimdi biz burada yorum yapmıyoruz. Dikkat ettiyseniz ayetleri birlikte okuduk.
Herhangi bir biz yorum yaparsak Allah bu yorum yapma yetkisini bize vermiyor ki. Cenab-ı Hak diyor ki Estaizu billah kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, hüküm ifade eden şekilde muhkem kılınmış, sonra açıklanmıştır. Milledün hakimin habir, hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Bizim gayretimiz. Tabi sadece bu ayetler değil, onlarca ayet var bu metodu anlatan. Bizim çalışmalarımız Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği bu yola girerek Peygamberimizin hadisiyle ayetler arasındaki bütünlüğü sağlamaktır. Burada hata yapmaz mıyız? Elbette insan hata etmez olur mu? Tabii ki insanız. Ama bu hata ne zaman düzeltilir? Onlarca, yüzlerce ekip çalışırsa tabii ki bizim hatalarımız ortaya çıkar. Daha da güzel, daha da ideal ama bu bizimkisi sadece bir şeydir. Daha önce de söylediğim gibi okyanustan bir parmak su almaktır. Başka bir şey değil. Namazın birleştirilmesi yani cem edilmesi hakkında bilgi verebilirsiniz. Verebilir misiniz? Vereyim. Şimdi bakın muhterem arkadaşlar, bu da Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi Mehmet okuyan hoca aklıma geldi, bir şey anlattı da şimdi o da bir ayet okur diye. Bir başından geçen bir olay anlatmış. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'da öğlen namazının başlangıcı net bir şekilde belirtilir. اَقِمِ الصَّلَاةِ لِيدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin batıya kaydığı zaman namazı kıl. Yatsının sonu belirtilir. اِلَا غَسَقِ اللَّيْلِ Gece hava kararıncaya kadar diye. Ama öğlen namazının son vakti, ikindinin ilk vakti ayette belli değil. Mesela اَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيْنْ نَهَرِ Gündüzün iki bölümünde namazını kıl. Başlangıcın öğlen olduğu belli. Bitişinin de gündüz olduğu için güneş batana kadar olması belli. Güneş battı mı gündüz bitmiş olduğu için. Ama o aradaki zaman ne zaman ayetlerde belli değil. Aynı şey akşam ve yatsı arasında da var. Yatsının sonu gasakulleyl olarak hava karardığı zaman belli. Akşamın başı güneşin battığı zaman olacağı belli. Ama ikisinin arası nerede başlar nerede biter belli değil. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine kolaylık olsun diye bazen bu namazları birleştirmiştir. Bazen birleştirmiştir. Peki yolculukta mı? Evet, yolculukta birleştirmiştir. Peki Medine'de birleştirmiş mi? Evet, Medine'de birleştirmiştir. Yani bakın Allah-u Teala bütün kolaylıkları gösteriyor bize. Ama namazı kılmamaya asla ruhsatı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de fahşadan ve münkerden alıkoyduğu söylenen hadislerde de dinin direği olduğu bildirilen salat nasıl ikame edilirse dinin direği olur. Münkerden ve fahşadan alıkoyar. Günümüzde ikame edilen salatın bunu tam olarak yerine getirmediğini görüyoruz. Ya da günümüzde salat ikame edilebiliyor mu? Evet. Şimdi yani o namazı ki o ayet-i kerimede böyle zikrullahi ekber diyor. Allah'ın zikri en büyüktür. Yani Allah'ın zikri Allah'ın kitabıdır. Kur'an'dır yani. Çünkü elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb innâ nahnu nezzelnâ zikre ve innâ lehu lehâfidûn. Ayet-i kerimelerde olduğu gibi zikir Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın zikrini kavrayıp ona göre hareket etmek en büyüğüdür. Çünkü bize zaten namazı öğreten de Kur'an'dır. Dolayısıyla biz namaz tabii ki insanı fahşadan ve münkerden nehyeder de o namazı mesela bakın ayaktayken rükû halinde iki secde arasında Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, şuurlu bir şekilde ibadeti yapmak elbette yani biz kendi hayatımızdan biliyoruz namazımızın bize ne kadar çok etki ettiğini. Ama insanların içerisinde yani şunu önce bilmek lazım. Kendisini dindar kabul etmeyen hiçbir kimse yeryüzünde yoktur. Bunu çok iyi bilin. Allah-u Teala Araf suresinde insanları ikiye ayırıyor. Araf 30. ayette diyor ki Estağfirullah. Fariqan
heder ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Bir grup Allah yoluna kabul etmiştir, bir grup da sapıklığı hak etmiş. Sapıklığı hak edenlerin özelliğine innehum ittehadu şeyatine evliyâe min dunillah. Onlar Allah'la, Allah'ın dununda kendilerinin fevkinde, Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn, kendilerini de doğru yolun ortasında hesap ederler. Belki izleyeniniz olmuştur, iki gün önce bir televizyon programındaydım. Reklam arasında oradan bir tanesi dedi ki, ben de aslında bir şeye inanmam dedi, ben ateistim dedi. Sonra program bittikten sonra ben de gittim, dedim ki sen ateist olduğunu söyledin değil mi? Ben senin ateist olduğuna inanmıyorum dedim. Sen bir kere Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanıyorsun değil mi dedim. Böyle. Olabilir, olabilir dedi. Ayrıca sen dindarsın değil mi dedim. Evet dedi. Evet. Ama dedi benim din anlayışım farklı. Ha işte mesele o. Herkes kendini dindar sayar da din anlayışı farklıdır. Şimdi sen Allah'ın belirttiği bir şekilde dindarlık yapmaz da başka bir dini kendine din haline getirir. Namaz da kılarsan hiçbir faydası olmaz. Onun için Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi yapmam lazım. Yani herkes kendini dindar sayar. Ama önemli olan Allah'ın dininin dindarı olmaktır. Bakın Hristiyanlar dini yaşamadıkları için değil ki, yani ibadetlerini bile artırdılar. Ruhbanlığı icat ettiler ama inançlarını kaybettikleri için hiçbir işlerine yaramadı. Mesela Sümele manastırını çok görmüşsünüz. Ta dağlara manastır yapıyorlar. Kendi elleriyle ekip biçiyorlar ki haram karışmasın. Akide bozuk olduktan sonra ne yaparsan yap. Onun için burada çok dikkatli olmamız lazım. Dindar olmak önemli değil. Herkes kendini işte, daha iki günlük bir hatıram söylüyorum. Zaten bir tanesini de izleyenler bilir. Televizyonda ateistim diyen bir adama Allah'a inandığını söylettik ki orada. Yani dinleyenler bilir. Bakın mesela kafir ne demek? Örten değil mi? Örtecek bir şey yoksa neyi örteceksin? Örtmek için bir şeyin olması lazım, öyle değil mi? Peki kafirler neyi örterler? Kafirler doğru inancı örterler. Onun için doğru inancı olmadan kafirlik olmaz. Bakın Cenab-ı Hak ne diyor ayetinde? Ali İmran 106'da estağfirullah. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olur. Femmellezine esveddet vucuhum. Yüzleri kara olanlara gelince onlara şöyle denir. Ekefertum ba'de imanikum. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Bak bütün kafirlere söylenen bu söz. Onun için doğruları bilmek yetmez. Doğruları yapmak da gerek. Ve kendi kafamıza göre doğrularla olmaz. Allah'ın dediği doğrular olması lazım. Buna çok dikkat etmem. O zaman namazımızdan da her şeyimizden de zevk alırız. Ve gereği gibi olur. Cuma namazı, cenaze namazı. Cuma namazı ile ilgili özel bir ayet var biliyorsunuz. Yani cenaze namazı da sadece duadır zaten. Onun rükûsu, sücûdu yok. Sadece bir duadır. Ayet-i Kerime'de de Allah-u Teala öyle şey yapıyor. Cuma namazda namaz, işte en az kılınan iki rekatlık namaz. Bir de hutbe olduğu için o da iki rekat yerine geçer, dört rekatlık namaz gibi olmuş oluyor. Hazarda namazın dört rekat olduğuna dair Kur'an delilinizi net anlayamadım. Bir daha açıklar mısınız? Vallahi doğru söylüyorsunuz. Ben aslında onun için hiç konuşmayacaktım, anlaşılmaz diye, ama nasıl olduysa birdenbire konuştum. Haklısınız, yani hakikaten bunu şekilde göstermek lazım. Ama kısaca anlatayım, yani anlatabildiğim kadar anlatayım. Şimdi en az namazın rekatının iki olduğunu sefer namazıyla öğrendik. Öğrendik değil mi? Akşam namazında orta namaz olduğunu ayetlerden anladık mı? Anladık. Orta, rekat itibariyle de orta, yer, bulunduğu yer itibariyle de orta.
Şimdi iki tane iki olsa bunun ortası ne olur? Ya bir olur ya üç olur. Yani rakam olarak. Başka olmaz. Yani ortasına koyacağınız. Bir sadece seferde belli şartlar oluştuğu zaman. O zaman oluşacak tek rakam üç olacak. Peki üç, iki tane ikinin ortasında olabileceği gibi iki ile dördün ortasında da olmaz mı rakam olarak? O zaman namazların iki, üç, dört rekat olması gerekiyor orta namaz kavramından dolayı. Şimdi matematik böyle bir şeydir. Yani çok böyle somut şeyler anlatırsanız anlamak zordur. Şey, soyut şeyler, yanlış söyledim. O yeni kelimeler de kullanamıyoruz ya. Mücerred desek kimse anlamayacak. Muhsin Hoca. Biz de öbür kelimeleri bilmiyoruz. Böyle sıkıntılı oluyor. Şimdi gece ile gündüzde de bir denge kurmuş Allah-u Teala. Gündüz 8 rekat, gece 8 rekat, bir de ortaya ilave edilen bir rekatta 9 oluyor. Dolayısıyla namaz rekatları bu şekilde oluşuyor. Yani ayet-i kerimelerden ben bu kadar anlamış oluyorum. Ha birisi bunu benim anlayışımın yanlış olduğunu ortaya çıkarmış olabilir. Bu ayetin hükmü değil ki, benim anladığım tamamen de yanlış olabilir. Bir şey değil yani. Ama Peygamberimiz de böyle uyguladığı için doğru olma ihtimali yanlıştan daha fazladır. Peygamberimiz seferlik durumlarını biliyoruz. Biz bu kadar rahat imkanlarla yolculuk yaparken, gezi amaçlı gezerken kendimizi seferi sayıp bu ikramı kullanmalı mıyız? Şimdi sen gezi amaçlı da o gittiğin zaman kendini yolcu sayıyor musun, saymıyor musun? Yolcu sayıyorsan seferisin kardeşim. Yani burada bir meşakkattan falan bahseden bir şey yok ki. Ha, sefer zaten meşakkattan da uzak olmaz. O başka bir şey. Yani esas olan yolcuysan iki rekat kılacaksın. Bitti. O kadar. Benim imkanlarım iyi, kötü. İyi ise iyi. Allah daha iyi etsin. Cuma namazının son 6 rekatı var mı? Cuma namazı 2 rekattır. Bakın ayeti kerimede Allah-u Teala ne diyor? Cuma namazı ile ilgili. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ Namaz tamamlandığı zaman hangi namaz? O 2 rekatlı namaz. فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Hemen dağılın diyor yeryüzüne. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın ikramından arayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayrılır gider, evinde kılarsa kılardı. İki ya da dört rekat rivayet ediliyor. Bu Zuhr-ı Ahır diye bir namaz daha sonra ortaya konmuş. Ömer Nasuh Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'ni dikkatle okursanız Zuhr-ı Ahır kılınmasının doğru olmayacağını orada anlatıyor. Sahih olan budur diyor. Yani kılınmamasıdır. Ama dikkatle okumak lazım. Ama kılmak isteyenler de şöyle kılar diyor, uzunca anlatıyor. Onu uzun anlattığı için millet zannediyor ki bunu tavsiye ediyor. Orada doğru olan budur iki kelime olduğu için o kayboluyor o arada. Şefaati açıklar mısınız? Vallahi bu çok uzun bir iş. Yalnız yani bununla ilgili bizim internet sitemizde epeyce yazılar, konuşmalar falan var. Şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde, yani özet olarak söyleyeyim ben bir şey yapmadan. Bir kere mahşer yerinde kesinlikle şefaat yok. Allah-u Teala diyor ki, Estağfirullah, يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعًا O gün hiç kimse için hiçbir şey yapamaz. Peki günahları fazla olanların cehenneme gideceği zaten hepimiz estağfirullah ve men haffet mevazinuhu fe ummuhu haviye. Yani tartısı hafif gelenler, yani günahı çok olanların annesi haviyedir. Ve ma edrake ma hiye narun hamiye. Onun ne olduğunu insana kim bilir? O sıcak bir ateştir. Onlar da cehenneme gidecekler.
Peki Allah'ın verdiği bir söz var. Müşrik değilse affedeceğini bildiriyor. Cehenneme gitmiş günahı fazla. Müşrikte değil. O zaman birisi onu yanına alacak. Onu kimin yanına alacağı da zaten Kur'an-ı Kerim'de belli. İşte hadis-i şeriflerde de, hadislerde mahşerde şefaata dair hiçbir ibare yok. Mesela bir uzun hadis anlatılır, dikkatle okuyun. O hadisin sonunda da cehennemden çıkarılacağından bahseder. Mahşerde kurtarılacağından bahseder. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Çünkü cehenneme giden ama şirk işlememiş olan kişilerin orada kalmayacağı zaten ayetlerde de belli. Onu detaylarını dediğim gibi bizim şeyde görürsünüz. İşte o cehenneme girmiş olanların şeyidir. Yoksa yani estağfirullah innellezine sebekat lehum minnel husna ulaike anha mubadun. Bizden el husna sözü verilmiş olanlar, yani büyük günahlardan kaçınmış olanlar o gün cehennemden uzak kalacaklar. Ha, doğru cennete. Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Ramazan ayında bayanlar oruç tutabilir mi? Hangi ayeti delil gösteriyorsunuz diyor. Ben tutamaz diyenler hangi ayeti delil gösteriyor diye sorayım. Yani kardeşim, orucu bozan nedir? Yeme, içme, cinsel ilişki. Adeti kadın bunlardan hangisini yapıyor? Allah-u Teala oruçla ilgili ayetleri açıkladıktan sonra ayetin sonunda diyor ki tilke hududullahi fela takrabuha. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır, onlara yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayı değil, biz aşıp geçiyoruz. Bir tek hadise dayanılır, o da işte Ayşe validemizden gelen kunna nu'maru bi qada'is savmi ve la nu'maru bi qada'is salah. O kada kelimesi orada demin okuduğum şeyde bir şey, bir ibadeti vaktinde yapmak manasındadır. Bugünkü sözlüklere de baksanız görürsünüz onu. İbadeti vaktinin dışında yapmaya kaza edemezler. Bak o namazı kılana da namazımı kaza ediyorum der. Yani kılıyorum der. Yani bugün o bile öyle söyler. Dolayısıyla biz oruç tutmakla emrolunurduk diyor hadiste. Ama namaz kılmakla emrolunmazdık diyor. Daha sonra bu kaza kelimesine farklı bir mana vermişler ve iş değişmiş. Onun için biz o yanlış mana verenlerin peşinden gidecek değiliz. Şeyler, arkadaşlarımız mesela baksınlar şeylere. O eski kitaplara baksınlar ki burada ne kadar büyük sıkıntılar çekiyorlar izah etmekte. Ona göreceklerdir. Bizim bu doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında da epeyce nakiller var. İnternet sitemizde de var bu konuda. Miraç'la ilgili ayet var mı? Tabii var. Bu konuyu açıklar mısınız? Ama bu çok böyle büyük büyük sorular soruyorsunuz. Nasıl açıklayayım? Ama bu bizim sitede var, onu izlersiniz. Ama kısaca söyleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'la ilgili bak diyor ki Allahü Teala Estağfirullah Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksar lezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. Mescid-i haramdan çevresini bereketli kıldığımız el mescidil aksaya götüren kulunu götüren Allah'ın hiçbir noksanı yoktur. Niçin götürdün ya Rabbi linuriyehu min ayatina? Ayetlerimizi gösterelim diye götürdü. Hangi ayeti peygambere göstereceksin? Onu açıklayan ikinci ayete baktığın zaman o da şeyde Necm suresinde orada diyor ki لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Muhammed Aleyhisselam Rabbinin en büyük ayetlerini gördü. Nerede gördü? عِنْدَ سِدَّةِ الْمُنْتَهَى. سِدَّةِ الْمُنْتَهَى yani yedinci kat semada. İşte o da Miraç'tır. Şimdi bize deniyor ki efendim Mekke'den Kudüs'e kadar Kur'an'la, oradan göklere kadar da sünnetle. Ya kardeşim bu iki adımlık yol Kur'an'la, ondan sonra sünnetle. Böyle şey olur mu Allah'ın seversen? Sonra peki Peygamberimiz şeyde neyi gördü? Kudüs'te neyi gördü? Hangi ayeti gösterdi Cenab-ı Hak? Bilmiyoruz. Peki o Kudüs'teki mabet Peygamberimiz zamanında var mıydı? Yoktu. İttifakla herkes biliyor ki yoktu. Peki peygamberimize nasıl bunun kapısı olmayan binanın kapısını bacasını saydırıyorlar? Bugün de yok.
70 yılında Titus tarafından yıkılmış. Herkes biliyor bunu, el alem biliyor. Bugün de yok o bina. Şu anda milletin Mescid-i Aksa diye gidip ziyaret ettiği bina, bakın Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde görürsünüz ki 50 yıllarında Emeviler, Abdülmelik bin Mervan tarafından yapıldığı sanılıyor. Çünkü Hazreti Ömer Kudüs'e girdiği zaman orası sadece çöplüktü. Bir yeri kendisi de eliyle temizleyerek bir namaz kıldı, o kadar. Şimdi oraya Ömer Mescidi diye bir yer yapmışlar. Dolayısıyla o zaman zaten öyle bir şey yoktu, hala yok. Hala yok. İşte Mahmut Hoca gayet iyi bilir. Yahudilerde kurban ibadeti çok önemlidir ama o ibadetin o mabette kesilmesi lazım. Yani Beyt-i Makdis'te kesilmesi lazım. O Beyt-i Makdis yıkıldığı günden beri Yahudiler kurban kesmiyorlar, öyle değil mi? Ya? Öyle bir şey olsa kesmezler mi? Bak işi yapmışlar. Ve kır kır da gülüyorlar bundan dolayı. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunun bütün detayları var. Hadi onu şey yaptığınız zaman hadislerin doğru rivayetlerini de hemen tespit edersiniz. Hocam namazların sadece farzlarını kılsam, sünnetleri kılmasam ne olur? Yani farzlarını kılsın, Allah'ın emrini yerine getirmiş olursun. Sünnetlerini kılmadığın zaman Kur'an-ı Kerim'de de var. Kılmazsan alacağın sevapta azalma olur. Yoksa bir günahın olmaz. Peygamber Efendimiz'e diyor işte kim ki bunları kılarsa Cenab-ı Hak ona cennette bir beyt yapar diyor. Tüm peygamberlere kitap ve hikmetin indirildiğini söyleriz. Bu noktada onlara örneğin Hazreti Yakup veya Hazreti Zekeriya hangi kitap indirildi? O konuda bir bilgi yok Kur'an-ı Kerim'de ama sadece kitap indirildiğini biliyoruz. Mesela şimdi Yahya Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul eden sahabilere indirilen, yani Yahya Aleyhisselam'a kitap indirildiğini Kur'an-ı Kerim'den gördün mü, sahabileri anlamak daha kolaylaşır. Zaten okuduğun zaman bir ilahi kitap havası var. Şey de öyle, Zerdüşler de öyle. Hepsinde var. Yani şey olur yani, bilhassa dinler tarihçileri açısından değil mi? Son derece önemli. Şey de mesela birisi bir çalışma yapmış, bilmiyorum gördünüz mü? Bende var o. Mübarek Furi diye bir Hindistanlı peygamberimizin hayatını araştıran, çok güzel bir peygamberimizin hayat kitabı olan bir zat var. O bir çalışma yapmış. Hindu kaynaklarında Muhammed Aleyhisselam diye peygamberimizin geleceğini o kaynaklardan çıkarmış. Peki onlar nereden biliyor? Ona inanılması gerektiğini. Evet. İnsan bilerek sevk alarak namazdayken oturduğu halde uyursa hükmü nedir? Şimdi uyku abdesti bozmaz. Ama işte o yan üstü yattığınız zaman işte insanların mafsalları gevşer. Affedersiniz, yerlenme ihtimali yüksek olduğu için abdest bozulmuş sayılır. Yoksa uyku abdesti falan bozmaz. Yani oturduğun yerde olduğun zaman da zaten kendini tutabiliyorsan demek ki sağlamsın. Abdest bozulmaz. Peygamberin sünnetinin Kur'an'la mutabık olduğunu söylüyor. Ancak sahih diye kabul edilen kaynaklarda Hazreti Peygamber'e izafe edilen ve Kur'an'la da çelişen rivayetler var. Bu durumda doğru rivayet yanlış nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi rivayetin Kur'an'la çelişmesi meselesinin çok problemli olduğunu size anlatmaya çalıştım. Bak işte o Safa Merve hadisini Kur'an'la çelişir görüyorlar. Seferle ilgili hadisleri Kur'an'la çelişir görüyorlar. Bu öyle o kadar kolay değil. Bu çok ciddi bir çalışmayı gerektirir. Ben çelişir görüyorum diyor. Birisi çıkıp uzmanlıksa benim saatçilik yapmam gibi yapıyor yani. Buna çok dikkat edelim. Karşım bu din yani. Saat kırılır bir tane daha alırsın ama din çok önemli bir şeydir. Hadislerle ilgilenen her konu Kur'an'da varsa yalnız Kur'an'a da alırsak sorun ortaya çıkar mı? Anlatmış oldum. Tekrara gerek yok. Hadissiz, sünnetsiz bir din anlayışı ne gibi? Ha, bana şunu soruyorlar. Diyorlar ki hocam, biz hadislere uymasak olur mu? Diyorum olur, niye olmasın? Olur. Ama Tarzan gibi yaşarsınız. Yani hayatta hadisler bir tas çorbadır. Hayatta bir tas çorba içemezsiniz. Hadisler elbisedir. Elbisesiz dolaşırsınız. Hadisler evdir.
Hadisler ailedir, hadisler şudur budur. Tarzan gibi gider dağlarda beline bir tane deri parçası sarar. Kışında bir taşın kovuğunda ölür gidersin. Hadissiz yaşamak böyle tarzan gibi dağda yaşamaya benzer. Buna razıysan buyur. Sıkıntı zamanında düşman arkadan gelirken dediniz. Arkandan değil, ön tarafta düşman şey yapmış. Tam arkanızdaki ekran kapanmışken rekat sayısı bildirdiniz. Peki tahrir meydandaki insanlar tazyik tusulatlar üzerinde gelirken, tamam bu fetvayı da onlar sorsun. O da Mısırlı hocalara sorarlar. Hocam, Tokat'tan gelen ekip olarak yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Tokat'tan gelenlere hoş geldiniz diyorum. Bu anlatılanlara göre yatsı namazının son vakti ne zamandır? Ha, Hayati Gönültaş mı gelmiş? Hoş geldiniz. Yatsı namazının son vakti gasekul leyldir. Allah-u Teala diyor ki estağfirullah akibis salate lidulukis şems ila gasekul leyl. Gasekul leyle kadar. Yani hava kararıncaya kadar. Yani hadis-i şeriflerde o yıldızlar şebekeleştiği zaman iştibakun nucum diyor. Yani bütün yıldızlar ortaya çıktığı zaman. Yani Türkiye'de yatsı ezanı okunduğu zamandır yatsının son vakti. Yani yatsı ezanı okunurken yatsının vaktini ilan etmiyor, bittiğini ilan ediyor. Yatsı namazının bittiğini ilan ediyor. Hadis-i şeriflerde öyledir. Kur'an-ı Kerim'de öyledir. Bu çok son derece açıktır. Sadece bir hadise dayanarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer dönüşünde biliyorsunuz işte uyuyakalmışlar, güneşle uyanmışlar. Hepsi de üzülmüş. Peygamberimiz demiş ki aşırılık uyuyarak uyumak değildir. Aşırılık bir namaz vaktini diğer namaz vaktine kadar geciktirip ikinci namaz vakti girince bir namaz vaktini ikinci bir namaz vakti girinceye kadar geciktirmektir deyince ha o zaman bundan bu çıkar diyorlar. Yani oradan hareketle uzatıyorlar. Ya kardeşim bu kadar ayetler var. Bu olay sadece belli bir şey için olmuş. Bu kadar ayet var, bu kadar hadis var, Peygamber Efendimiz'in bu kadar tanımlaması var. Ayet çok açıkken, mesela Cenab-ı Hak diyor ki, Estağfirullah, akimis salate, lidulukis şemsi, la gasekil leyli ve Kur'anel fecr. Namazı, güneşin batıya kaymasının, havanın kararmasına kadar ve bir de fecir ışıklarının yoğunlaştığı vakitte kıl. İnne Kur'anel fecr kâne meşhuda, fecir ışıklarının yoğunlaşması gözle görülür diyor. Ondan sonra ne diyor? Ve minel leyli gece de yani gasekul leylde de ve minel leyli fedeheccet bihi o namazla uyan yani ikametus salatla uyan nafileten lek sana ilave bir görev olmak üzere. Niye? Asa en yeb'ateke rabbuke makamen mahmuda belki senin Rabbin makamı Mahmud'a seni çıkaracaktır. Allah sana bir değerli görev verecek, onun gereğini de yap, gece kalk namaz kıl. Yani Allah peygamberimize de bedava bir şey vermiyor ki gece namaz kıl, ki makamı Mahmud'a şey yapsın. Evet. Dolayısıyla yatsının son vakti gasekul leyldir. Ayet ve hadislerin hepsinde öyledir. Yani. Sayın hocam, zaten bu şey de arkadaşlar, bu Kuzey Kutup bölgesinde gözlemler yaptığınız zaman gasekul leylin ne kadar hayati önem taşıdığını çok net görüyorsunuz. Bilhassa yaz gözlemlerinde. Onların bütün resimlerini inceledim, gitmedik de inşallah Haziran ayında gideceğiz. Sayın hocam, Peygamberimizin yeni bir hüküm koymadığını, sadece Kur'an açıkladığını ifade ettiniz. Örneğiniz Kur'an mesler üzerine mesih. Ehliye şirketinin yenilmesi Kur'an'da olmasına rağmen dinde uygulanmaktadır. Olmasına rağmen. Şimdi mesler üzerine mesih konusu ehliye şirketi meselesine gelince o konuda ben bir doktora yaptırıyorum. Bir tane kadar cevap vermeyeceğim de. Çünkü öyle bir meseleyi öğrenmek. Yani ben burada bir iki tane şeyin cevabını verdim de her şeyi bildiğimi zannetmeyin. Ne bildiğimiz dediğim gibi bir okyanusa bir parmak çalmak kadar fazla bir şey yok. Şimdi
Mesel üzerine Mesih. Ben şimdi size söyleyeyim. Herkes ellerini bir ayağına dokundursun bakayım. Lütfen. Lütfen. Dokundurdunuz mu? Hanginiz ayakkabınızı çıkardınız? Hanginiz ayakkabınızı çıkardınız? Hani elinizi dokundurdum dediniz? Ayetin dediği ne? Vemsehu arculekum. Ayağında ne varsa odur. Yani ayakkabını çıkarman gerekmez ki. İşte bu gayet açık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili hadisleri okuyun. Ayağında ayakkabı varsa hiç çıkarmadan meshetmiştir. Çorap varsa çorapla meshetmiştir. Yoksa ayağını yıkadığına dair de rivayetler var. Kadınların seyahat veya hac yaptığında illaki yanında helali olması gerekir mi? Yalnız gidebilir mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih bir hadisi vardır. Adi İbni Hatim ile ilgili bir rivayettir. Diyor ki Adi, öyle gün gelecek ki bir kadın, sen hireyi bilir misin diyor. Hire işte bugünkü Bağdat'ın şu anda onun mahallelerinden biri olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama o zaman Bağdat henüz yok. Biliyorsunuz sonradan yapılmıştır Bağdat. Diyor ki gün gelecek. Hadi diyor ki gitmedim ama duydum diyor. Gün gelecek bir kadın devesine binecek. Hire'den tek başına hacca gidip geri dönecek. Allah'tan başka da hiçbir yerden korkmayacak. Hadi diyor ki ben yaşadım ve bu olayı gördüm. Şimdi Peygamberimizin hadislerinde çok kısa mesafelere de kadınların gitmesini yasakladığı var, da vardır, bu da vardır. Bütün mesele güvenliktir, başka bir şey değil. Sünnetler seferde kılınır mı? Niye sünnetlerin kılmaya hiçbir mani yok ki? Yani bunu Abdullah bin Ömer'e nispet edilen bir hadis var ama tam tersi de var aynı sahabiden rivayet edilen. Yani sünnet kılmanın bir manisi yok. Her zaman kılabilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken seferde bintinin üzerinde hep namaz kılardı. Yani bunu kırmayan bir manisi yok. Hadisi kutsileri nasıl anlayacağız ve nereye koyacağız? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Konumuzla ilgisi yok fakat İsra ve Miraç olayıyla ilgili bizleri bilgilendirmeyi söyledim onu. Bazı kaynaklarda İsra olayı Kur'an'da mevcut olmasına rağmen Miraç olayı Kur'an'da olmadığı için ama onu anlattım. Gerek yok. Yastığı soruyor, onu anlatmıştım. Her hadisi Kur'an'da aramak zorlama yorum olmaz mı? Hadis konusundaki net düşünceniz nedir? Zorlama yorum nasıl oluyor onu pek bilmiyorum ama yani ben şeyi çok kesin mesela şunu sorsaydınız daha iyi olurdu bence. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'i açıkladığı herkes tarafından ittifakla kabul edilir. Bunun delili neydi? Nahl suresi benzenle ileyke zikr litübe yine linnâsi manüzile ileyhin. Bu ayet-i kerimeye dayanıyor. Ama ondan önceki ayet nedir? Estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِ اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce diyor, elçi olarak gönderdiklerimiz kendilerine vahyettiğimiz Resul erkeklerden başkası değildir. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir yani önceki kitaplarda ehil olan kimseler oluyor. Ondan sonra بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ diyor, ikinci ayette geçiyor. Yani açıklayan ayetler ve kitaplarla gönderdik. Ondan sonra enzelna ileyke zikre. Bak bu da ezzikir, o da ezzikir. Mehmet Hoca yukarıda. İkisi de ezzikir. Bütün peygamberlere verilen de ezzikir. Peygamberimize verilen de. Sana da bu zikri indirdik. Lütübeyyine linnâsi manüzile ileyhim. Bu insanlara kendilerine indiren ne olduğunu açıklayasın diye. Peki onun nerede biraz daha detaylı öbür ayet-i kerime hangisi? O da şu. Diyor ki ya ehlel kitab, estağfirullah ya ehlel kitab, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Bak yübeyyinu. Size işte diyor benim peygamberim geldi.
sizin gizlediğiniz birçok ayeti size açıklıyor. Şerh etmiyor herhalde, değil mi? Ve bir kısmını da affediyor. Peki Cenab-ı Hak bize ne emrediyor? Diyor ki Cenab-ı Hak وَاِذَا خَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ الَّذ۪ينَ وُوتُ الْكِتَبِ Kendilerine kitap verilenlerden Allah söz aldığı zaman şöyle dedi لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ Ya bize bunu mutlaka insanlara açıklayacaksınız diyor. Aynı kelime, dikkat ediyor musunuz? وَلَا تَكْتُمُونَهُ Tübeyyinun'un manasını da orada anlatıyor. Gizlemeyeceksiniz. Demek ki buradaki tübeyyinden maksat gizlememek. Gizleyenlerle ilgili Cenab-ı Hak ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ Yani Allah'ın indirdiğimiz ayetleri, açıklayıcı ve o doğruyu gösteren ayetleri gizleyenler, bu kitapta açıkladıktan sonra, bak بَيَّنَّاهُ فِي الْكِتَابِ bu kitapta açıkladıktan sonra, yine aynı kelime, gizleyenler ulaike yel'anuhumullah, Allah onlara lanet edecektir. Ve yel'anuhumul la'inun, lanet edecek olanlar da lanet edecektir. Demek ki ayetleri gizleyemiyoruz. Hepimizde tebyin görevi var yani. Hepimizde, her Müslümanda var. Peki gizleyenlere ne diyor? Allah innellezine kafaru diyor. Gizleyenlere kafir diyor. Çünkü kefere setere manası. Ve matu ve hum kuffar. Açıklamadan ölmüş olurlarsa demektir. Ölürlerse evet. Ülâke aleyhim lanetullah. Lanet edenlerin kim olduğunu açık. Allah'ın laneti vel melâiketi, meleklerin laneti vel nâse ecmain, tüm insanların laneti onların üzerinde olacaktır. Şimdi bütün bu ayetleri birleştirdiğiniz zaman sadece bir ayetin bir kesitini alarak Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim açıklamıştır diyeceksiniz. O kadar ayetleri bir tarafa bırakacaksınız. Gene aynı sıkıntı. Anlatabildim mi? Peki, sizi çok fazla yordum. Kusura bakmayın. Allah hepinizden razı olsun.